Kontrolmatik Teknoloji, Teke Tek 100. Yıl özel programını sunar. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet'in 100. yılı özel programlarının üçüncüsündeyiz ve yine çok önemli bir tarihçimiz, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, bir abimizle beraberiz. Hepinizin tanıdığı, hepinizin hayran olduğu, herhalde bugün yaşayan en önemli, en büyük tarihçimiz, benim değerli dostum, sevgili büyüğüm İlber Ortaylı ile beraberiz ve bugün yine size Kontrolmatik Teknolojiz'in 100. yıl özel programlarımızı sponsorluğunu yapan Kontrolmatik'in katkılarıyla sesleniyoruz. Dediğim gibi Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir seri hazırladık ve bu serinin 3. programında İlber Hocamız bize Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlatacak ama aslına bakarsanız İlber Hoca bunları yazdı da bir yandan. Zaten herhalde onunla da başlayacağız. Hemen kendisine dönüyoruz ve soruyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallahın var, çok iyi görünüyorsun bugün. Öyle mi? Hemen tahta mahta bir şey bulup. Ya buraya gelmeden evvel 40 dakika uyudum, adamı öldürürsünüz yoksa. Bu kadar gezme diyorum sana, sonra da kabahati bana buluyorsun. Kitap çıkmış. Evet. Tam da bugünlerin kitabı, tam da bugünkü konumuzun kitabı aslında. Kitaba geçeceğiz, kitabı soracağım. Zaten kitabın konusu bugünkü konumuz ama daha önce bir şey sormak istiyorum. Geçen gün çok hoşuma giden bir tweet attın. Sen sosyal medyada bayağı aktifsin. Ve Türklerin Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamayı bilmediğini, beceremediğini ve çok haksızlık ettiğini söyledin. Evet. Bilmiyor muyuz kutlamayı hakikaten? Hayır, bilmez. Ne yapmak lazımdı? Böyle büyük kutlamalarda el alemi takip edeceksiniz. Gayet basit. Yani TAP, Cumhuriyet'in kendi 10. yılında TAK kurulur. Zafer TAK'ı. İşte şenlik yapılır, fişek atılır. Törenler resmi yapılır, geçit yapılır. Balolar yapılır. Resmi geçit tabii. Ama yani nutuklar atılır. Bir takım değerlendirmeler yapılır. Ama 100. yıldasın artık. Soğukkanlı olman gerekir. Soğukkanlı olmak demek de işte böyle bilmem ne töreni, bilmem neyle ilgili falan şeklinde değil. Soğukkanlı bir kutlama demek, bu bir yüzyıldır. Çok önemli bir dönemdir, bir büyüklüktür. Çok şey değişir yani. Şimdi 100 yaşında olan insanlar bir kere artık neredeyse çocukluklarını hayal meyal hatırlıyorlar. Aradaki periyodu unutuyorlar hafıza bakımından. Yani yaşla bir şey de blok olarak kurulmaz ama yani 100 yıl çok önemli bir şey hakikaten. Bu çok önemli. Bu 100 yılın değerlendirilmesi lazım. Şimdi bu vakada Lüksemburg tükalığında geçmiyor. Bu işte halen etrafla alışverişi, problemleri olan, açık konuşalım, bir dünya bu. Ve çevresindeki bütün ülkeler o yüzyıl içerisinde yıkılıp tekrar tekrar kurulmuş. İçinde. Yani daha 1917'de, 18'de işte o Şam, o Musul, o Bağdat, efendime söyleyeyim o Sina, o Kudüs senin elindeydi. Ve hakikaten 917'de harp vardı, İngilizler yürüyordu. 16'da gelememişler daha. Yani o kadar kolay da geçilmiyor. Yani onlarla savaş eden de bir ordu var. Şimdi Britanya ordusuyla hiç kimse o kadar uzun savaşamaz eski dünyada. Mümkün değil bu. Bitirirler işini yani. Olmaz. Ama yapamadılar adamlar. Orada ilerleyemedi. Orayı tanımıyor. Mesela su boruları döşetiyor Halil Bey. Ta Mısır'dan kaynaklanan suyu çöle taşıyor. Herifler oradaki suyu içerse bilmem ne oluyorlarmış. Nane molla bu. Bizimkiler için o söz konusu değil. Savaş teknikleri ayrı millet. Ve o sıralarda Kuttülamara'da yeniliyor İngilizler. Kuşatılıyor biliyorsunuz. Böyle bir devirdeyiz.
Biraz daha gitsen mesela 110-120 sene evveline bu dediğim yerlerde sen bundan da hikayelerin olacağını anlatsan kimse inanmaz sana. Ya derler ki bu bir hayalperest Alman Arap milliyetçisi, onların bile bu kadar şey istediği yok. Şam ne demek ya? Şam işte komşu kapısı bir yer yani bu kadar. Şam açık. İstanbul gibi bir şey. Şam İstanbul gibi bir şey. Halep zaten insanların Türkçe konuştuğu bir yer. Arapça ikinci derece demine. Bir sürü yabancı var Fransızca konuşuyor. Yani Fransızca sayılan diller arasında. Böyle bir yer. Şimdi siz ne bileyim ben hakikaten İskenderun'dan gidiş bir gün bile değil. O günün vasıtaları dahi. Şimdi zaten 40 dakikada gidilir ya o yol bir şey olmasa. Buradan bu dünyadan siz bir yere gidiyorsunuz, atlıyorsunuz. Bu atladığınız dünya sınırları ayrılmış. Yani demir perdenin inmesi gibi kesmiş. Bunun sebebi ne? Çünkü iki tarafın üretim kapasitesi, üretim imkanı, organizasyon kapasitesi eşit değil. Yani bu çok önemli. Dünyada bazı topluluklar örgütlenme kapasitesinden mahrumdur. Mesela? Mesela ben sana söyleyeyim. Lübnanlıların eğitim düzeyleri, şıklıkları herhalde buradakilerden aşağı değil. Değildir, fazlası vardır. Suriyeli münevverleri de değildir. Bunlar örgütlenemez. Yani şimdi konuştuk daha. Mesela Dürziler'in hayran olduğu insanları gördük Muhtara Şatosu'nda değil mi? Bir yerde Zhukov'un tablosu var. Nazi bayraklarına atlı yazıyor. Bir tarafta da Ayan Meclis üyesi Arslan Bey. Arslan Bey oraya niye konmuş? Çünkü iddiatçı. Otoriteyi seviyorlar çünkü. Otoriteyi, örgütlenmeyi ve hedefi seviyor. Çünkü o toplum örgütlenemiyor. Bunu görüyorsun. Bugün de öyle. Görüyorsun. Evet. Bunların okuması, yazması bilmem nesi belki sizden de bir adım ötede olabilir. Benzer bir olay mesela yavaş yavaş başka Arap ülkelerinde de kademe kademe görülüyor. Hatta şunu bile söyleyeyim. İran denen o muhteşem medeniyetin Türklerin idaresi altında kalması, Türk hanedanların bulunması, orduda Türk generallerinin, albaylarının olması bununla izah ediliyor. Yani adam mesela bürokrasideki maharetini, sanattaki maharetini, hatta belki ilimdeki maharetini ve örgütlenmesini o konuda gösteremiyor yakın zamanlarda. Yani ta Ahamanişler ve Sasanilerle bitmiş neredeyse. Onun için çok önemli bir özellik bu. Şimdi bu cumhuriyetin böyle bir değişimi söz konusu. Bu cumhuriyetin değişimindeki en büyük faktör kültürel faktör. Bu buraya gelmiş. Yani milattan sonraki 500'lerde bugün de üzerinde durdum bir yerde. Kalktı Zamarkos, Kilikyalı Zamarkos, Justinian gibi büyük bir imparatorun yani daha adam bak Doğu Roma İmparatoru diyoruz ama Justinian artık İspanya'ya çıkmış, İtalya'ya çıkmış, Kuzey Afrika'ya çıkmış yani Roma'yı Roma'nın tamamı büyük bitmiş Roma'yı. Yani kırık dökük Bizans değil, parlak Roma, son Roma. Yaptığı abidevi eserler ortada bir daha yapılamadı onlar. Böyle bir imparator İran'la olan kavgalarını Sasanilerle yok etmekte, silmekte, kendi ipek yolunu yeniden teminat altına almakta bir müttefik arıyor. Türkler, Göktürkler. Kızamarkos onun için gidiyor ve bize anlatıyor. Yarısı çadırlarda oturan, işte bir takım bir eserleri olan, bir şeyler yapan ama bürokrasisi olan, çok iyi demir işleyen, silah yapan, çok iyi atçılık yapan bir örgütlü toplum bu. Örgütlü. Örgütlü. Evet. Çadırdayken bile örgütlü. Ve orada ittifak kuruyorlar bunlar. Bu önemli. Bu 500'ler. Geliyorsun 900'lere, 1000'lere falan. O adamlar artık Bizans'ın kendi ülkesindeler. Biraz daha bekliyorsun. Ta Danubya'nın mansabındalar. İtalya'nın topuğuna adım attılar. Bilmem Karadeniz zaten bu taraf öyle ve Balkan'a yerleştikten sonra da
o ilk gelen Türklerin hedefine o zaman tutturabiliyorlar. Suriye, Filistin, Lübnan, işte bugün Lübnan diye geçen yer ve Mısır. Onun için bu insanların değişimi var. Bu değişimi ben şunun için söyledim. Bu insanları zorlar. Zorlar. Yani siz mevcut mekanizmalarla kalamazsınız. Suyu ömrünüzde görmemişsiniz Asya'da. Arkada, ortada akan nehirden ve kurumakta olan bir gölden başka deniz kuvveti olmak zorundasınız. Ve oluyorsunuz. Ve topçu olmak zorundasın. Çünkü karşındaki insanlar başka türlü silahlar kullanmaya başlamışlar. Ve ona göre bir devlet düzeni, maliye düzeni kurmak zorundasın. Kuramadığın ölçüde de gerilemeye başlıyorsun. Gerilemeye başladığın zaman yeniden imparatorluk kurma hırsına giremezsin. Çünkü imparatorluk kuracağım demekle kurulmuyor. Ona tarih, şartlar, coğrafya, şartlar seni sürükler. Binaenaleyh cumhuriyetin imparatorluğun yıkıldığı bir ortamda. Bırakın imparatorluğu, Balkanlardaki ana vatanın kaybolduğu bir ortamda. Hatta Suriye'deki ana vatanın kaybolduğu bir ortamda. Halep Türkmenleri diye bir kalabalık nüfus var. Antep ahalisinin bile bugün yarısı oradan gelmedi kuzeye, değil mi? Böyle bir memlekette bu cumhuriyet bir şeyi kabul etmek zorundadır. Biz artık bu imparatorluğu unutmak zorundayız. Bunu kuramayız. Ama bunun içinde onurlu bir ülke olarak kalkınır gelişiriz. Çünkü o imparatorluğun ana malzemesi senin elinde. Yani uzun cihan... Mayası sende. Evet. Uzun cihan harbinde ki uğradın tahribata, kayıplara rağmen. Bunu kurabilirsin. Bunu kurarken aynıyla devam edemezsin, yenilersin kendini. Yani sen şunu da kabul etmek zorundasın. İmparatorluk değiliz ama imparatorluklar kurduk. Tarihte bir ismimiz var, yerimiz var. Hakikaten dünya tarihi yapamazsın. Türkler olmadan. Evet, Avrupa tarihi hiç yapamazsın. Binaenaleyh bunu da bilmen lazım. Bunu bilmen senin için bir ideolojik yapı, bir şuur meselesidir. Yani zamanlara ve mekanlara intibak edeceksin. Adamın işi mi yok derler. Evet var, yok. Bozkır'ın ortasında Avrupa'da bulunmayan bir filozofi fakültesi kurmuş. Bunun adı ne filozofi, Almanca'da olduğu gibi filozofische fakülte. Ne de efendime söyleyeyim fakülte de letter Fransa'da olduğu gibi. İsmini de dil, tarih, coğrafya koyuyor. Bu çok hırslı bir ideal. Yani ben kainatı evvela bilgiyle tanır ve fethederim. Yani coğrafyayı ve tarihi zamanlara ve mekanlara intibak ederim. Etmem lazım. Bu bir iddia, böyle bir şey yok dünyada. Yani Büyük Petron reformlarında bir Moskova Üniversitesi kuruldu. Ama böyle bir şey değildi o. Yani ne bileyim akademiye kuruldu. O da öyle bir şey değildi. Ancak Rusya'yı etüt ediyor falan. Evet dünyayı etüt ediyor ama böyle bir yayılma yoktu. Bu sonra çıktı ortaya. Büyük koloniler ve kolonyal devletlere has tavırlar bunlar. Yeryüzünü keşfeden. Onun için bunun bir faydası da olur. Belki o seviyeyi tutturursun. Tutturmasan da bu çıkar. Nitekim bugünün Türkiye'si her şeye rağmen, bir ara kapanmaya rağmen açılmıştır. Yani bu açılmanın da planlı gitmediğini söyleyeyim. Bu da bir tesadüf, bu da şartların ittirmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ve görürsünüz daha da çok çıkacak, daha da çok gelişecek. Onun için cumhuriyet dediğimiz zaman ayrı yapıda bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Şimdi efendim, cumhuriyetle demokrasi, insan hakları vesaire otomatikman gelir mi? Hayır, hiç alakası yok. Yani hiç alakası yok. Dünyadaki cumhuriyetlerin %90'ı da demokrasi bazı falan krallıkların yok. Çok aşağısındadır toplumsal yapı bakımından da. Hukuk ve kanun sistemi bakımından hukuku bırak, kanun ve örf yok. Yani bunu her zaman söylüyoruz.
Arap dünyasındaki cumhuriyetlerde kanun ve nizam yoktur şey kadar, krallıklar kadar. Çünkü öbüründe değilse örf vardır. Yani herkes biliyor, Bağız Irak'ında ve Bağız Suresi'nde polis herkesin evine girer, herkes alır götürür. İstediği mala el kor bilmem ne gerekçesiyle. Yani insanların ırzına da dikkat etmez ve kendi keyfine gider. Ve milislerle idare edilir. Bunu yapamazsın Suudi Arabistan'da. Çok açık bu. Yani Suudi Arabistan'da insanların evine girilmiyor. Çok büyük bir süreç. Ama ne mani çünkü buna. Ne bileyim, kral hiçbir zaman sendika kurulmasına, komünist parti kurulmasına, partiler kurulmasına, meclisin teşekkülüne falan bu teşri organa bağımsızlık vermeye hazır değil. Kimseyi de rahatsız etmez. Ama etmediği de görülür. Sonbaharda zaten, son Arap baharında. Ama ne bahar ne bahar. Ne baharmış. Yani bu böyle gider. Fakat orada bazı şeyleri yapamazsın. Kabileler her sene toplanırlar ve kralı yerden yere vururlar. Yani o tenkitler biraz kol kırılır, yen içinde gibi gidiyor ama duyuluyor. Lütfen takip edin. Çok enteresan o. Yani orada iş o kadar kolay değildir. Hiçbir zaman bir Suudi kralı, hele hele bir Ürdün kralı, istediği kadar şey olsun, farfara hayat geçirsin, bir Saddam olamaz. Olamaz. Yani mümkün değil. Bir diktatör yetkilerine asla sahip olamaz. Sahip olamaz. Yani bunlar, dikkat. Efendim buradaki ordular gelirler, darbe yapıyorlar, yaptılar. 1,5 senede gittiler hepsi. Kalamazsın çünkü. Memleketin askeri nizamı müsaade edemez. Burası Hindistan'ı, Güney Amerika değil. Bütün bunlar cumhuriyet. Türkiye'de bu örfe sahip olan ülkelerden bir tanesi. Evet, Türkiye cumhuriyet olarak yer kürenin altında değil, üstündeki pasajdadır. Bütün eksiklerimiz de bunun içinde geçer. Ve tabii cumhuriyetimizin işlemlerinin sakatlığındaki şeyler, insan hak ve hukukunun yerleşmemesi gibi hep ileri sürdüğümüz bir gerekçenin, bir şuursuzluğun yanında aslında kendi o yapısı, etnik olaylar falan buna müsaade etmez. Bu çok önemli ama buna rağmen Türkiye, ben size söyleyeyim, birçok şeyler yönünden hukukun bilhassa sermaye işlerinde, ticaret işlerinde falan tatbiki yönünden yer kürenin üstündedir. Bu çok önemli. Dünya ortalaması nedir yani? Ortalamasının içinde, diğer şey altında değildir. Bunun devam etmesi böyle şaşılır. Ama bu nereden şaşılıyor? Bunun kökü imparatorluktan geliyor. Bazı altyapı kurulmuş orada. O Türklerin imparatorluğuydu. Sabiha Sultan'ın dediği gibi. Bu da Türklerin cumhuriyetidir. Kolay bir geçiş değildir. Şimdi tam da onu soracağım. Kolay şimdi bu geçiş nasıl oldu? Yani bu geçiş herhalde bir tek bir zamanda ve cumhuriyetin kurulmasından bir gece önce Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarını toplayıp yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz demesiyle olacak kadar şey değildi. Niye demiş onu zaten, o da mühim. Şimdi oraya nasıl geldi? Tartışıyoruz. Hayır efendim, 1910'da mı cumhuriyetçi oldu Atatürk, yoksa 1919'da mı oldu? 19 çok açık artık, deftere dökülmüş çünkü. Aralık ayının başı. Ama yani o da değil, o da değil bence. Ne zaman oldu, nasıl oldu? Ya adam görüyor, mutlakiyeti görüyor. Şöyle görüyor değil mi? Meşruti sistem dejenere edilmiş. Meşruti sistemin anayasasında cahillik diye bir şey söz konusu değil katiyen. Çünkü bu Türk milleti itfaiye nizamnamesi yapsa 500 tane model okuyor. Bu Rusya'da da böyledir. Yani raporları okursan bir şey yapacak. Ooo, eski Mezopotamya krallıklarından, Roma İmparatorluğundan biter. İşte İsviçre'deki kantonlara bilmem neredeki... Bütün külliyatı elden geçirir. Geçirir, bakar usulü falan. Ondan sonra işte bizde de bu lazımdır. Böyle bir kanun hazırladık. Gerekçe bu kadar. Çar onları okuyacak da değil, basar imzayı çıkar. Şimdi bizim anayasada, komisyonda tercüme edilmemiş şey yok. Bir ara böyle bir laf tutturdular. Belçika anayasası.
Üstüne rahmetli Coşkun'u çok dedi ki hayır Prusya Anayasası dedi. Prusya Krallık. Doğru, o da doğru, o da doğru. Başka doğrular da var. Adamların bakmadıkları, tercüme etmedikleri anayasa kalmamış. Orada cehalet rol oynamaz. Evet Mithat Paşa bilmiyor anayasacılık. Ama Cevdet biliyor. Peki Cevdet Paşa muhafazakar diye hiç sevmiyor böyle anayasalı cumhuriyetleri falan. İngiltere sistemine hayran. Karşı çıkıyor bazen ama adamın bir meşruti sisteme karşı aşırı bağlılığı var. Bu çok açık. Cevdet Paşa. Şimdi orada iş evet cahillik falan değil. Orada iş artık şunu kurup çıkaralım. Kurup çıkaralım. Bu sisteme geçmezsek zaten devleti dışarıdan parçalayacaklar. İsyanlar çıkıyor boyuna. Ve tabii biliyorsunuz sefirler konferansı toplandı. Fevkalade yetkili herifler o zaman büyükelçi demek. Dayatacaklar devlete memorandumu. Efendime söyleyeyim şeyi deklarasyonu ya bilmiyorum. Bu Tanzimat öncesi. Tanzimat öncesi değil, 1876 Sefirler Kongresi. Birdenbire top sesleri, Saffet Paşa diyor ki harici, duyduğunuz seslerle meşrutiyet olduk, anayasalı meclisiz. Bu meclise artık lüzum yok diyor Sefirler Kurulu'na. Hıhı diyorlar, önce bir alay ediyor bazıları, nasıl toplanacakmışsınız diyor. Rusya biliyor nasıl toplanacak. Burada diyor, bize diyor parlamento ve anayasa kazığıyla bize mi küçümseyeceksiniz, ağır ödersiniz diyor. Harbin sebeplerinden biri. Yani bu böyle çıkıyor. Bir acelelik var. O anayasa anayasaya benzemiyor. Doğru dürüst bir anayasa insanlara padişahın sürgün hakkını bela eder mi? Yani olmaz onun için. Kanun dairesinde serbesttir. Sansür yasaktır anayasalarda. Matbuat kanun dairesinde serbesttir olmaz. O demektir ki sansür preleabil gibi bir rejim istiyorsun. Daha o zamanın idare hukukçuları bu literatürde şey kullandı bizde bu eski kaynağı Tekin Akıllıoğlu Batbi. Diyor ki yani bu sansür preleabil ön sansür diyor. Bizim gibi Avrupa devletleri için tabii çok ayıp ve geri bir sistemdir diyor, bir retrograttır diyor. Fakat Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu için hakikaten iyi bir şeydir, bir promosyondur hatta diye küçümsüyor. Ve bizde o sistem yürüdü, ikisini de biliyorsunuz. Bunlar anayasa bilmeyen adamlar değiller, hele Rusya'nın hukukçuları falan ama durumlar budur diyor bakın. O gün öylesi gerekiyordu. Ve bir aşağı tersine bir oportunizm yani ahlaksızca bir oportunizm değil, iyi niyetli, romantik bir oportunizm. Yani Tarık Hoca buna böyle derdi. Tunay. Romantik bir anayasacılık diye. O öyleydi. Anayasanın romantizmi olmuyor tabii. Yani bu Osmanlı'ya ilk Cumhuriyete doğru gidişteki fikir 1876 mıdır? Bunlar bu ortamda büyüyorlar. Yani bu gençler bu ortamda büyüyor. Hepsi bunların meşrutiyet devri çocukları. Yani paşadan, bizim paşadan daha yaşlı olanı da var. Hepsi meşrutiyet devri çocukları. O meşrutiyet devrinin nasıl yürüdüğü mühim değil. İsmi geçiyor. Meşrutiyet yasak kelime değil. İsmi geçiyor, anayasanın kendi hep yayınlanıyor. Cumhuriyet yasak. Cumhuriyet Rusya'da da yasak. Prusya'da da yasak, Avusturya'da da yasak. Yani öyle sadece savcının ve komiserin yönünde yasak değil. Bir akşam yemeğinde bu misali verirlerdi çok. Yani kibar bir sofrada Cumhuriyet'ten bahsedersen ev sahibi seni güzelce kapının dışına atar. Burası yeri değildir diye. Avusturya'da. Avusturya'da da, İngiltere'de de, Avusturya, Prusya'da da falan bu böyledir. Yani olmaz. Fransa Cumhuriyet'tir, orada da komünizmden bahsedemezsin. Sıkıysa 1880'de, 90'da Paris'te kibar bir muhitte Paris Komünü'nden böyle biraz hayranlıkla bahset. Yeriniz burası değil, dışarı gidin derler, bir semtin adını verirler. Yani bu şeydir.
kafalar o kadar da şey değildir dünyada. Onları şey yapıyoruz yani, incelediğimiz her toplumun, her rejimin kendi çizgileri var. Ama burada bu cumhuriyet fikri paşanın kafasında var. Galiba. Sadece onun mu var mesela? Hayır, bazılarının da var. Açık açık hiç tartışmıyorlar. Nerede tartıştıklarını Allah biliyor. Efendim diyorlar, bugün söyledi birisi, şey söyledi hatta, eserleri inceleyenler, bir İlter Paşa, bir de başkaları da söyler bunu. 1913'te çevrildi, yani Meşruti İnkılap'tan sonra Jean-Jacques Rousseau çevrildi. Nasıl çevrildiğini tetkik etmedim, çevri ne kadar doğru. Çünkü onu tetkik etmek için ayna kaynağa bakmak lazım. Fakat şurası bir gerçek. 1913'ü beklememiştir bunlar Jean-Jacques Rousseau için. Jean-Jacques Rousseau'nun temel eserlerini Selanik kahvehanelerinde, şurada burada onun bunun evinde okunduğu açık. Türkler nasıl kitap okur? Bu kültüre bakacaksın. Türklerin her biri eline kitabı alıp evinde şöminenin başında okumaz. Böyle bir manzara yok, yok burada. Buradaki manzara şudur. Hatta eskiler bunu hatırlar, bize söylerlerdi. Ben eskiyim, size göre bilmezsiniz. Yani 1952 tevkifatının solcuları, eski tüfekler, bize söyledikleri şu. Kahve içmeye buyur. Akşam kahve. Kahve içme, Marx okuma. Herkesin elinde Marx veya bilmem ne yok. Yok. Biri okuyor, anlatıyor, tartışıyorlar. O öyle değil, böyle. Zaten yabancı dildekini okuyor. Türkçe tercüme falan yok. Yani Rusya'da da Vera Zasulich çevirene kadar Rusça bir tercüme söz konusu değildi. O da 19. asrın son çeyreğidir Marx için. Yani Marx neredeyse ölmüş idi artık, yani böyle bir şey. Onun için bu böyle tartışmadır, gitmedir. Onun için bunlar bilir bunu. Kafada o da vardır. Ama Rus'u okudum diye cumhuriyetçi olmuş da değildir. Fransa'ya bakarak olmuştur. İsviçre'den duymuştur. Yani bunlar cumhuriyetler çünkü. Çok esaslı bir şey. Cumhuriyet ideali Balkanlara Fransa'dan da gelmiyor. Yanlış, İtalya'dan geliyor. Öyle midir? Tabii. Yani Mancini'nin diaspora revolüsyonerleri denir ona. İtalya'nın bu fikirleri yaygın Balkanlarda. Zaten Yunanistan'ın ayaklanma bayrağı ne renk bilin bakalım. Hiç bugünkü gibi mavi, beyaz, istavros falan değil yani. Beyaz, kırmızı, yeşil. Üç tane İtalyan rengi, aynen Azim. Bulgaristan'ınki de öyle. Öyledir, evet. İhtilal dediğin İtalya'nın renkleriyle yapılır. Yani hadi Bulgaristan'ın renkleri İtalya'ya uyuyormuş. Yunanistan'ın coğrafya renkleri ne kadar uyuyor İtalya'ya onu bilmiyorum. Ama bayrak buydu. Ne zamanki ihtilalden sonra yok öyle Respublika falan, Demokratikon falan. Size biz cici bir kral verelim. Çok iyidir böyle. Efendime söyleyeyim, işte Bavyera kralı Otto'nu yollarsın. Çok iyi Yunanca biliyor diye. Herifin bildiği Yunanca klasik Yunanca. Sokakta konuşulanla %20 anlaşıyor ancak. Efendim elinde de kırmızı bir kalem. Bakanların layihalarını tahsiye ediyormuş öğretmen gibi. Tam bir cıvık Bavyeralı yani. Ordu tabii hiç güvenmiyor onlara, disiplinsiz diyor. Ordu da onu sevmiyor onun için. Yani Kolokotrines falan. Bu büyük komutanları şeyin kendi başkanları ayaklanma sırasında, Yunan ihtilali sırasındaki. Burada kavga çıktı 30'dan sonra, atıldı. Otton yerine başkasını getirdiler. Böyle bir dünya o. Onun için burada cumhuriyetler bilinmeyen şeyler değil. Balkan komitalarının fikirleri bilinmeyen şeyler değil. Ve İttihat-ı Terakki, Tarık Hoca'nın büyük gözlemidir bu. Öyle Fransa'dan falan aramayın dedi yani. Bunun Balkan komiteleridir esası dedi. Ve böyledir bu. Çok esaslı. Başka ne görecekler zaten? Bütün çalışma sistemi esasları bu. Onun için de iyi işlediler. Yerine göre, çünkü harika örgütlenme biçimidir o.
bu şekilde devam etti. O yüzden mi Selanik'te oluşmuştur bu Cumhuriyet fikri ve Jön Türk'ün? Selanik değil, işte bütün Rumeli'nin muhtelif yerlerinde, örgütlü insanların arasında, askerlerin, sivillerin ama örgütlerin arasında oluyor. Biz Anadolu'yu küçümsemeyelim. Mesela 1908 ihtilali sırasında, yani ihtilal sırasında Anadolu da katılmış bir şekilde Rumeli'dekine benzer bir direnişe, protestoya falan. Ama bunların hepsinin bir zamanı var. Çok önemli bir şey bu. Yani bunların derecesi var tabii. Yani çünkü Yunanistan ve şey öyle bir şey ki, yani öyle bir yer ki bizden eşit değil. Yunan demokrasisi bir kadım ötede. Yani meclislerinde bir takım şeyleri tartışıyorlar. Ama Yunanistan senden daha iyi durumda değil. Yolu yok, izi yok. Okuma yazma problemi var, bilmem nesi var. Bunları böyle birebir mukayese edemezsin. Bu böyle şey değil. Çocukların karton piyesi gibi ya efendim nedir o? Holograf gibi şey falan tak 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 oturmaz birbirinin üstüne. Tarihte bu yöntem geçerli değildir sosyal sistemleri takip ederken. Mesela şimdi Avusturya'da devrim oluyor. Macarlar kavga ediyor Avusturyalılarla. Sonunda ne oldu? Ferenc Dek modeli çıktı. Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı olacak Habsburg. Gitti. Çünkü bir kere Avusturya her şeyden evvel Katolik insanların memleketi. İşte Almanca yaygın, apostolik bir hükümdar, yani papaya söz geçiren ve ondan en çok kutsanan adam olabilir her iki tarafta da. Zaten Macarlarda apostolik kral diyorlar imparatoru. Bu olur. Ama aynı şeyi getiriyor. Modeli Bulgaristan alıyor. Gözü şeyde herifin orada. 1861 tarihindeki Tayna Komitet Revolusyon, yani gizli ihtilal komitesi Bulgarların bir konstitüsyon yaptı. 11 madde galiba şey için, Osmanlı İmparatorluğu için 18 madde o talepte şeyler için, federatif Bulgarlar için. Ve Sultan Abdülaziz Han işte Sar Sultan işte falan diye Türk Turetsko Osmansko diye belirtiliyor. Aynı adam bu sefer Sar Bolgarski diye, yani Sultan Abdülaziz. Bu çok enteresan bir şey, yani böyle tayin komitetin projesi. Bunlar yakın zaman Balkan tarihinde yeni yeni ortaya çıkıp incelenen şeyler, yani 30-40 senelik bir bilgi. Onun için benzeşmeler var ve bana kalırsa bir yerde Bulgaristan daha çok hazırlıklı Yunanistan'dan. Romanya hepsinden daha tecrübeli. Niye? Çünkü Romanya Romanya'dır, yani kültür itibariyle çok batıya enjekte. Adım başı Fransızca bilen insan var. Kasaba avukatı bile tartıştığı zaman Fransızca okuyabiliyor, değil mi? Gidiş geliş başka, ticaret başka. Yani ne zannediyoruz? Romanya'nın gıda ihracatını Macaristan hep mesele haline getirmiş. Çünkü diyor ki domuz başta bütün gıda ürünleri bizden çıkacak. Tıpkı bugün ortak pazar gibi. Biz bir müşterek federatif monarşiyiz. Bizden alacaksın önce diyor. Seninki pahalı diyor. Olsun ben üyeyim diyor. Bulgar, Romenler ucuz satıyor. Ama bu kavga var diye bu böyle gitmez mesela. Örnek veriyorum. Mal satıyor herif. Yani Avusturya İmparatorluğu bunlardan geçirmek zorunda. Çok açık bir şey bu. Romenler Rusya'nın yanında hiç sevmedikleri, hiç intibak edemedikleri bir rejim. Yani büyük tarihçileri Yorga sonraki yıllarda yazdı. Osmanlı İmparatorluğu olmasa Slavlar ve Almanlar arasında eriyip gidecektik diye. Bu çok önemli bir şey, yorum bu yani. Polonya mesela değişik bir memleket, üçe bölünmüş. Böyle bir ortamda Balkanlarda farklı yapılar ortaya çıkar. Hiçbir zaman
Yunanistan, Romanya olamaz, Bulgaristan olamaz, Sırbistan'da bunlar gibi olamaz. Hepsi Slav dili konuşsalar. Çok önemli bir şey bu. Ve bizim için, Osmanlı İmparatorluğu için bir yapılaşma vardır, farklıdır. Türkiye halkı imparatorlukta yaşamaya alışık bir millettir. Bunlar cumhuriyete geçtikten sonra da mucizevi bir şekilde bu memlekette monarşist parti yoktur. Türkler monarklarını severler. Yani her monarkı değil tabii. Üçüncü Osmanlı efendime söyleyeyim, ikinci Ahmet'i veya üçüncü Ahmet'i değil. Yani göze batan hükümdarlar vardır. Nasıl bütün o Tanzimat devri boyunca çok yanlış bir değerlendirmeyle ne Abdülaziz ne Abdülmecid, Abdülhamit Han kadar sevilmemiştir. Yani halbuki çok enteresan iki adam onlar modernleşmede. Öyle bir portresi de bize çizildiği gibi değil onların. Birisi müteverrim, veremli bir sarhoş efendim, kadınlara düşkün. Öbürkü işte ayı, pehlivanlarla güreşiyor, kuzu yiyor. Ya adam birinci sınıf bir ressam, bir buçukuncu sınıf bir batı müzisyeni. Yani gittiği yerde Avrupa'ya ilk gitti ama ilk gittiği zaman ben bunu çok tekrarlarım. Şeylerin icadıdır, buldular bunu, o bizim müzisyenlerimiz. Ben bulmadım. Antem emperyal yok, imparatorluk marşı yok. Karşılayacak. Kadrilleriyle karşılanıyor Sultan Abdülaziz. Kendi besteleriyle belediye bandoları onu çalıyorlar. Fransa ve İngiltere ve Avusturya'da 3 ay boyu. Enteresan bir şey. Yani şimdi orada Sultan Hamit de aslında Batı şeylerine, çok, kültürüne çok yatkın. Sultan Murat, biz onun tadına bakamadık. O müthiş bir adam. O tam bir salon adamı hatta. Monarkların arasında. Tabii Fransızcasıyla, müzik bilgisiyle, resim şeysiyle falan. Bu böyle gitmiştir. Yani son halife Abdülmecid de öyle bir şey mesela. O değil mesele. Mühim olan bu kurumları nasıl indireceksin halka? Konservatuvar, evet, opera da seviyoruz. Orkestralarımız da var ama konservatuvarımız yok. Tiyatro okulumuz ciddi değil. Akademi de Bozar kurulmuş ama bunun yani Güzel Sanatlar Akademisi, Sanayi Nefise, bunun yayılması mühim değil. Bugün başka türlü bir problemdeyiz. Çıkardığımız müthiş insanlar işsiz ve ekmeksiz diyeceğim neredeyse. Korkuyorum şu an. 250 tane tiyatro trupu var İstanbul'da. Haldun Dorman Bey tespit etti bunu. Belki şu anda 51-52. Mükemmel Türkçeleri var. Biz bunu Türk olarak yayamıyoruz. Yani bunları İstanbul halkı seyredemiyor. Yani ne hiçbir belediye oturup da demiyor ki 100 tane bina yapayım. Şunları da vereyim. Şu boyda, şu boyda, şu boyda olsun. Ucuz kira veya beleş bir kontratla vereyim şunlara. Demiyor yani. Dese millet bütün oralarda oyunları seyretse şu kızlarımız, delikanlılarımız bu acayip Türkçeyi konuşmaz en azından, değil mi? Demek ki o kültürel reformu cumhuriyetin asıl ideal olan şeylerden biri gerçekleştirilemiyor. Sokaklarda şarkı söylüyor, mutaganni ediyor bizimkiler, operacılarımız. Öyle sırf Leyla Gencer değil ki Türklerin şeysi, Beynel Milerşen, muganniyesi. Kaç tane adamımız var bizim. Şu anda bile söylüyorlar, git bakalım Palermo'ya, yani görürsün orada. Git bakalım Bolonya'ya, Roma'ya, Napoli'ye, bilmem nereye, Milano'ya, Almanya'da, Şili'de, Şile'de dinliyorlar. Şili. Yani orada bile kontrat imzalanıyor Türk operacılarıyla. Git bakalım Verona'ya, temsilden sonra oradan tiyatronun içinden çıkanlar, arenadan ayakta alkışlanıyor. İçlerinde Türk her zaman var. Böyle bir memlekette opera diye bir şey de hala bir iki binadan öteye gitmedi. İstanbul'un operası yoktu ya. Benim gençliğime kadar yoktu yani. Bu çok açık bir şey. Arkeoloji. Evet,
Osmanlı'da başladı ama ilmi burada başladı. Ve sen bugün o eğitimi, o kazıları organize edemiyorsun. Niye edemiyorsun? Çok mu pahalı yani? Laf ola beri gele. Yani bunlar şey... Peki İlber abi, biraz yine ben geriye gideyim. Şimdi Atatürk'ten Cumhuriyet'in kuruluşu. Senin anladığımız şu, aslında meşrutiyet bir anlamda cumhuriyet fikrine bir altyapı oluşturmuştu, evet, toplumda. Evet. Daha doğrusu toplumun aydın kesiminde, münevverlerde, yani özellikle örgütlü tarafta. Senin dışında bir tarz idare mevcut olmalıdır. Bütün mesele bu. Peki şimdi burada Atatürk'ün ayrıştıran tarafı ne? Yani mesela İttihat ve Terakki'nin kafasında bir cumhuriyet fikri var mıydı? Herhalde yoktu. Yok, Talat'ta var. Var mı Talat'ta? Talat'ta var. Ama Enver'de yok. Enver zaten kendi padişah olacak, fırsat bulursa halife olacak. Üyelerin arasında da öyledir. Bakmayın, ondan sonra bir bir çıktılar. Talat'ın adamı Celal Bayar. Celal Bayar'a kimse monarşist ve hilafetçi falan diyemez. Yok öyle bir şey yani. Var ama ne oluyor, neden çekiniyor? Çünkü gördü ki bu adamlar ellerindeki askeri kuvvetle monarşinin diktasını aratacak bir sisteme gidiyorlar. Yani bunu İttihatçılar. Şair şey, görmüş değil yani. Söyleyin şu bizim Kırkağaç kaymakamı. Eşref. Kuşçubaşı. Hayır, Kuşçubaşı değil. Şair Eşref. Şair Eşref. İşte bildiğin. Cumhuriyet yani fikir. Yani ne efsünkârmışsın diye yazan Tevfik Fikret. Ama bununki daha beter bir yarı pornografik bir şiirdir. Onu Galatasaraylılar iyi bilir. Sen nasıl duymadın yani? Ha? Bana yetişmedi herhalde. Vakti istibdatta söz söylemek memnun muydu diye başlar. Ha işte. Onun için böyle bir şeydir o. Bu tabii onlar biliyor da Mustafa Kemal Bey mi bilmeyecek? Genç Sabit biliyor. Tabii nefret ediyor bundan, bu sistemden. Ve bir de bunun Balkan Harbi'nde yarattığı problemi gördü. Onun için oradan ayrılması için kafi bu. Cumhuriyet dediğinde teşrii sistem olur. Teşrii sistemi oluşturacak vekiller seçimle gelir. Onlar kabineyi seçerler, seçerler değil, başbakanı seçer, cumhurbaşkanını seçerler, o dolaylı olarak başbakanı seçer, onun seçtiği mebuslar da o meclise karşı her an sorumludurlar falan filan. Bu böyle. Bu sisteme gitmek istiyor ve gidiyor, gidiyor. Ama bu tek partiyle yürüdü çünkü çok partiyi tatbik edemedi. Ve Cumhuriyet'in korktuğu, tek parti yani cumhuriyet sistemini yıkacak kuvvet olarak komünizmi falan görmedi. Öyle bir şey Türkiye için fantaziyaydı o devirde. Korktu, doğrudan doğruya irtica diye iade ettikleri şeydir yani. Girecek. Fanatik sistemdir. Onu Bancı istemiyor, görüyor yani o konuda. Büyük bir endişesi var. Atatürk kuruluştan itibaren gericilikten geleceğini düşünüyor tehlikenin yani. Oradan geleceğini görür. Çünkü imparatorlukta bütün reformları engelleyen sınıf ve söylem onları ki. Halk da onları dinliyor. Çok peki, enteresan. Şimdi Atatürk bu yola çıkarken büyük oranda bir cumhuriyetçi kafada olduğunu kendi notlarından, kendi yazışmalarından, her şeyinden bugün anlıyoruz. Hatta daha belki teğmenliği sırasında kafasında bir cumhuriyet fikri olduğunu arkadaşlarıyla, belki ailesiyle paylaşmış, çok etkili bir şekilde geliyor. Yakın çevresiyle bunu niye, yakın çevresindekiler niye, o, bazıları aile dostu, bazıları okul arkadaşı, bazıları İttihat ve Terakki'den. Yakın çevresinde kim var bir tane biliyorsun. Son halife Abdülmecid'in oğlu Ömer Faruk Ömer. Efendi, Şehzade. Nesrişah Sultan'ın babası. Evet yani Nesrişah Sultan'la Necla ve Hanzade'nin babası. Şimdi tabii onun arkadaşlığının zaman zaman kesik olmasının nedeni adamın son derecede germanofil olması. Yani Galatasaray'dan Ömer Faruk Efendi sizin mektepten sonra kalktı gitti Potsdam'da okudu. Birinci sınıf bir Prusya askeriydi. Aynen öyle. Birinci sınıf. Hiç öyle torpille falan değil. Mahiyettedir. Ama şey olduğu için değil. Mübadele subayı. Sultanoğlu yeğen olduğu için değil.
Bağır cephesinde kahramanca savundu Teğmenken. Kızıl Kartal nişanı aldı öyle. İsmini duyunca selam çakarlarmış bu Rusya şeyleri. Söylenir bu hep. Yani enteresan bir adam. O Germanofil olduğu için mesela muayyen zamanda o grubun dışındadır. Çünkü Mustafa Kemal'in arkadaşları bir paşanın oğlu Kazım Karabekir, işte efendim Fethi Bey, işte efendim Esat Paşa, Rauf Orbay Paşazade. Bunlar hepsi Almanlara karşı. Yani Fransız seviyorlar veya Alman Rusya sistemini bildikleri halde benimsemiyorlar. Benimsemiyorlar. Burada olmaz ama mesela bunlar tanır birbirini. Osmanlı ordusu sınıfların üstünde bir birlik olur. Yatılı mektep sistemi getirir onu. Onu anlamak çok kolay niye öyle olduğunu. Yani diyeceksin ki herkesin harp akademisinde imparatorun çocukları da okur ama öyle okumaz. Şimdi mesela hep şu olayı anlatıyorlar. Bunu tekrarlıyorum bu sıra. Galatasaray'da senin veletler hepiniz öyleydiniz. Top atıp cam kırıyorlar falan. Serseri mahalle çocuğu gibi. Yani okulun o konuda bir disiplini yok. Yok. Öbür yataklar gibi. Müdür bunlarla baş edemiyor. Hafta sonu yasağı diyor. Ama şehzade efendiler için yaver geliyor hafta sonunda çocuğu götürmeye saraya. Tabii müdür bunların yasağı var demiyor. Onu bırakacak. Çocuk utanıyor. Hayır diyor, ben de camı kırdım. Ben de gidemem diyor. Diyor. Yani o hava orada doğmuş. Arkadaşına bırakamıyor. Bunun kaynağı da işte Selahattin Masif Efendi burada. Selahattin Osman Efendi. Yani yaşıyor lan, hatıratında yani bulacaksınız. Peki niye Atatürk bu fikrini paylaşamıyor kimseyle? Niye paylaşamazsın. Cumhuriyet çok yasak bir fikir. Neyin nereye gideceği belli olmaz. Susacaksın. Öyle ama zaten artık isyan vallahi etmiş. 1968'ler değil yani. Bizim 70, 47'li bebeler değil bunlar. Öyle başı bozuk, çarçur, konuşma, ötede beride şey. O başka bir Türkiye. O başka bir Türkiye. Yani orada insanlar ağzını tutmayı bilirler. Paylaşması da gereksiz bir fikir. Çünkü bakıyor adam. Asker kafası, şimdi cumhuriyeti mi kuracaksın? Önce bir kere haysiyetini kurtar diyor, bilmem ne diyor falan. Kademelendiriyor işi. Onun kafasının işleyiş tarzını bizim bugünkü insanlarımız anlayamazlar. Yani anlayamadılar da. O önemli. Biraz kitaba gelmek istiyorum. Şimdi senin... Bu kaçıncı kitap oldu ben artık hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Hepsinde değil. Bazı kitapların böyle rahat okunuyor. Bazıları sıkıcıdır. Kitaplardır. Pek çok sıkıcı değiller. Sıkıcı mesela, olanları hatırlıyorum. Bence senin başyapıtın İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı'dır. Değil odur. Mi? Ondan sonra Mahalli İdarelerimi severim. O biraz halka ağır gelebilir. Ağır geliyor. Alman nüfuzu da pek ağır geliyor. Evet, o da İşler ağır gelir. Etmiyorlar. Yeniden keşfediyorlar bir takım şeyleri. Bunlar yani idare tarihi falan. Şimdi işte bu kitabı henüz daha okuyamadım. Bugün geldi bana da. Ama baktığın zaman müthiş bir kronolojisi var. Evet. Zübeyde Hanım ve Oğlu diye başlıyor. Bu çok hoş bir başlangıç. Hayatı. Atatürk'ün hayatını anlatıyor. Evet, her çocuk gibi anasının oğlu. Anasının da oğlu budur. Ben evet. geçenlerde sen seyret izledin mi bilmiyorum. Atatürk'le ilgili bir film. Birkaç gün sonra zaten şeye girecek. Üçünde galiba vizyona girecek. Şeyleri de ağırlayacağız. Oyuncuları da ağırlayacağız burada. Babasından çok etkilenmiş gibi duruyor mesela. Hiç babasının adı geçmiyor hayatında. Babası... Ama baba çocuk için idoldür. Hiçbir çocuk babasına yapılanı unutmaz. O baba ölü bile olsa ölüsü dirisi başka bir şeydir. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli. Babaya hakaret, babayı incitmek, babanın incitildiğini görmek herkesi çok yaralar. Türk çocuklarını daha çok yaralar. Ama yetiştirme ve terbiye esasları itibariyle çocuk ananın çocuğudur.
Çünkü baba o kadar meşgul olmaz. Olamaz. Bu çok önemli. Zübeyde Hanım Atatürk için model değildir. Çünkü Zübeyde Hanım muhafazakar bir Rumeli kadınıdır. Evet. Yani Rumeli kadının olduğu ölçüde açıktır, rahattır. Fakat muhafazakardır. Yani bu çok açık. Benim anneannem gibi. Evet, tabii o kuşak. O kuşak. Onun için onu öyle göreceksiniz. Ona tepki, babası gibi olmak istiyor. Babasının verdiği yoldan gitmek istiyor. Ama bir taraftan da anayı da görmek istiyor. Bu önemli bir şey. Ana yurdu falan çok önemli. Yani adamın Selanik'in kaybedilmesini hazmetmesi kolay değil. O ana vatan çünkü. Selanik'teki en kalabalık nüfus ben size söylüyorum. Türklerdi. Değildi. Türkler değildi. Arnavutlar vardı. Pomaklar vardı. Ama şunu söyleyeyim. Bilhassa Selanik olduğu için, kırsal olmaktan çıktığı için, büyük bir şehir olduğu için bütün Müslümanlar Türkçeyi bilir ve Türk derlerdi kendine. Yani böyle bir asimilasyon vardı. Yani kıyında, kasesinde, Kalkandelen'de, Makedonya'da veya efendime söyleyeyim Drama'da, şurada burada Arnavut diye köyünde yaşayan adam Selanik'e göçüp oturduğunda bir Türk nesil olurdu. İçinde Türk'üm diyor. Türkleşmeye başlıyor. Arnavut asıllı falan. Kim uğraşacak onda? Bu Hristiyanların bazıları için de böyleydi. Makedonyalılar göç etmeye başladıktan sonra şehri kırsaldan bir Bulgar denen bir kesim çıktı böyle Makedonyalı Slav takımı. Buna rağmen Yunanca Hristiyanlar arasında bir lingua franca idi. Yine şehrin kalabalık Yahudi nüfusu, bunu hiç bizimkiler hiç hesaba katmazlar. Selanik Yahudi metropoliydi dünyada. Yani o devirde. Odessa gelirdi arkasından. Yani Katerina'nın kurduğu şehir, kimse yerleşmek istemediği için Yahudilere müsaade etmiş, yoksa etmezler. Ama bir Yahudi metropoli olmuş Karadeniz'de. O Selanik'ten sonra gelirdi. Yani Yahudi şehirleri deyince bunlardı. Şimdi onların hepsi evde İspanyolca konuşuyor. Çok azı Eşkinaz olduğu için Yidiş konuşabilir. Sonradan konuşup koşup gelmiştir Rusya'dan falan. Fakat sokakta bunlar da Türkçe konuşur. Ve Selanik Yahudisi konuşurken hata yapar, yazarken yapmaz. Okula gittiyse İstanbul'da da öyleydi, yazarken yapmaz. Sonra bir de biliyorsunuz halk dönme der yanlış olarak Sabataistler. Yani Sabataist-Sivi olayında 1660'larda dönen bir kitle vardır. Dönen değil, Sabataist-Sivi Mesih olarak tanıyan o olur dinde. Sonra onun ölümünden sonra o sırada o ceza yemedi, şey yaptı, Müslüman oldu görünüşte, onu takip eden. Çok enteresan, Sabataist-Sivi Baltık'taki ülkelerde takip eden Yahudiler de aynı şekilde Hristiyan oldular görünüşte. Onlara Frankist denir. Bizimkiler Sabataist diye normal ismi alırlar. Bu bir kitleydi, çok geniş bir kitleydi. Peki çok niye mesela? Bir kitleydi. Memuriyet bunların elindeydi. Fevkalade Türkçe konuşuyordu. O bakımdan Selanik Türk'tü. Biz burada kan tahlili yapacak değiliz yani. Ondan baş edemezsin zaten. Peki yani Selanik'in bu kozmopolitliği, entelektüel düzeyinin yüksekliği, farklı milletleri tek bir ulus olarak bir araya getirmiş olması bir anlamda Cumhuriyet'teki o şeyin de fikir babası mı oldu? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışın yani. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında zaten Kant şeysi. Yok işte Selanik mi bunda örnek yani, oldu acaba ona? Değil ya, Selanik ve Osmanlı, yani biz hepimiz Osmanlıyız o anlamda. Türklerde ırk milliyetçiliği yoktur ki, olamaz zaten. Osmanlı'da da milliyetçilik olmadığı için. Çok nadir insanlarda ırk milliyetçiliği vardır. Ben size söyleyeyim, onu bile belirli tecrübelere dayandırırlar. Birinci Cihan Harbi'ne falan. Türkiye'de öyle bir sorun yok.
Neyle yapacaksın ya? Şimdi Nazi Almanya'sında herif kanun çıkarmış. Her adam dağdaki köylü en kolayı onlar. Şehirdeki gidiyorsun. Einwohnermeldeamt'a gidiyorsun nüfus idaresine. Şecere çıkarıyorsun. Son derece işlek bir bürokrasi olduğu için bu bir problem değil. Çıkıyor şecere. 5 nesle kadar Alman olman lazım. Yani Alman olman değil de işte Hristiyan olman lazım ama herifin derdi Hristiyanlık değil yani. Onunla Almanlık ölçüyor. Yoksa Alman Yahudisi de Alman'dan çok Alman. Hani o bir şey. Bunlar kurtuluyor. Öbürküler yarım. Yarım oluyorsun. Yani mesela güzel evini bırakıp gettoya itiyorlar seni. Kampa göndermeseler de öbür tam Yahudiler gibi. Sonra mesela dış işlerine, emniyete falan girecek bir Alman. Yahut Esinstugaylarına değil mi? 11'e kadar soruyorlar. 11'e kadar. Evet. Bu müsait. Yani 500 yıl geriye gidiyor. Efendim ben Alpler'deki köyde gördüm. Vaftiz defterleri falan var duruyor. O köyde bile insanlar 16. asra kadar gider soyları. Yani zannedersin ki şey aristokrat bunlar. Aristokratların soyları daha iyi saklanıyor. Mesela Macaristan'da soyluların şeyi için şeceresi Eger Kalesi'ndedir der. Kalede saklanıyor. Şimdi tabii burada da bir skandal çıktı. Bunu parantez dışı söylüyorum. Bu çok Aryanlığıyla övünen Almanların generallerinin çoğu yarım kan Yahudi. Çünkü Prusya baronları iflas ediyorlar. Ne çiftçilik yapıyorlar, ne bir şey. Askerler onun için hepsi. Mecburen böyle borç alıyorlar. Böyle ünvanları var, askerler falan, her generaller, müdür ya da memurlukları böyle fonlar. Fon olunca zengince Yahudi kızları bunlara hayran zaten, o da ona hayran. Bir sürüsünün Grossmuttileri, omaları falan hep böyle Yahudi çıktı. Sustu Hitler. Orduda adam kalmadı. Adam kalmadı, fon kalmaz orada. Reichsbank'ın müdür muavini de yani şeyin Dr. Schacht'ın muavini de Yahudiydi. Böyledir yani böyle tepeden tırnağa kendine göre nepotizm uygulayamazsın. Mümkün değildir bu. Yani Rusya Hariciye Nezareti de Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği efendime söyleyeyim Litvinov'la şey, Çiçer'in yani çarın memurları ne zaman Bolşevik olduklarını Allah biliyor. Şimdi kitapta güzel güzel başlıkları var. Şimdi onların hepsini bu akşam ben okuyacağım. İkinci Abdülhamit ve sonrasında da Trablusgarp diye bir başlık açmışsın. Evet. Ona verdiğin önemli yani Abdülhamit'in hali Cumhuriyet'e giden yolda, Cumhuriyet'e giden yolda önemli bir vaka olarak mı görüyorsun sen onu? Son hal işlemi değil. Abdülaziz'den sonra ikinci Tanzimat devrildi. Güya orduyu siyasetten çektik. Şartlar getiriyor. Ve bu halden sonra işte artık başka bir şey yok. Sultan Reşat çok çekinirdi. Vahdettin zaten tahttan çekildi. Saltanat bitti onu kimse aldı. Kendi çekildi saltanatta kaybedildi. Bunun ne kadar etkili olduğunu halk üzerinde bilmiyorum. Yalnız benim kuşağım hatırlarlar. Ben mesela tren gezilerinde falan ihtiyarlarla konuşurdum. Vallahi İbadullah Hamitçi doluydu ortalık. Ya öyle yani Anadolu çok şey çok yapar müthiş. Ya lafından dolayı ya da bazı işleri yapmış. Yani her yerde bir Hamidiye Hastanesi var. Lise var, bir şey var falan, demir yolu en başta. Bunlar değil sırf yani, bir de o ideoloji var. Çok önemli bir şey bu. Şimdi demokrasi diye gelen de kim yani, hiç ısınacakları bir şey değil. Ben onu söylüyorum. Türkiye'de İttihat, Terakki, Seçim, Meçim kazanamaz. Yok öyle bir şey. Yani o ihtiyarlar da diyordu. Efendim çıkmışlar ortaya, hürriyet, uhuvvet, musuvvet, müsavat diye bağırıyor diyor. Kendine sorsan bilmez, serseri diyor böyle. Mesela Afyon'a den trende bir ihtiyar, topsakal ihtiyar yazmayı falan biliyor, onbaşı. O söylüyor bunu.
Yani insanlar için o meşrutiyeti taşıyacak partinin sıcak bakılacak bir tarafı yok. Gürültü çıkaran içinde, çıkaramayan dışında. Onun neler yaptığı, nasıl idealleri olduğu, o insanların nasıl örgütçü olduğu, ne anlasın o? Yani ondan Arabistan'ın örgütsüzlükten ve şahsiyetsizlikten yaka silkmiş münevverleri hayran ona. İşte demin verdiğim Dürzi Önderleri. Prens Abdülmünim öyleydi galiba, Mısır Hidiv adayı. Hı hı. Değil mi? Yani bunlar severdi iddiatçıları. Abbas Hilmi mesela. Yani entelektüel. Entelektüel yani Arap halkının darmadağınıklığından siyasi ve askeri örgütlenme kabiliyetine sahip olmamalarından şikayet eden insanlar için iddiat terakki bir modeldi. Yoksa büyük kitleyi ilgilendiren bir yapı değil, onların yaptıkları kimin alakadar, o bizi epate ediyor bugün tarihçiler olarak. Şu amıyı şu altlar istediler ama bunu da yaptılar falan diyorsun değil mi? Elini attıkça hangi sahaya el atarsan görüyorsun. Yani belediye konusuna el at, onlar başlamış. Okul başka bir şey. Halk evi kurmuş adam. Yani son derece saldırgan bir kurum. Halk evi diye kurulmadı o. Türk Ocağı. Türk Ocağı kuruldu. Yani imparatorluğun dışındaki merkezlerde de etkisi olmuş. Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ta var, Mısır'da var, Rusya'da var. Türk ocakları var yani insanlar orada Türkçe, Türk tarihi öğreniyor. Komünist devirde bunlar yasaklanmış ancak. Bulgaristan çıkmış, Romanya çıkmış elden. Türk ocakları var. Gidin bakın. Saldırgan kültürel kurumlar. Efendim bir sürü yerde Türk şeyleri, başkonsolosları başka türlü bir rol oynamaya başlıyor. Bu Abdülhamit devrinde de vardı, o devirde de var. Yani bir takım şeylere bakıyorsun ordudaki ıslahat falan hepsini görüyorsun. Ama bunlara hayran olmak kitlenin işi değil, alakadar etmez yani. Etmez bile açıkçası. Onun için biz orada yanılıyoruz. Efendim ha bu halkta anlamaz, cahilliğinden değil. O yapılanların onların ilgisi yok. Konya'nın köylüsünün ne alakaları der Romanya'daki Türk'ün Türkçe'yi nasıl öğrendiği, Türk kültürüne nasıl soğuldu falan yani bunlar ya mesela önemli bir şey. Sen duysan vay vay herif çalışıyor aferin dersin bugün. Sonrasında savaşın kaybı, işgal, oralara da değiniyorsun. Özellikle ama bir mesele var ki, bunu hep tartışıyoruz. İstanbul'un işgali ve üzerine İzmir'in işgali bu kadar sert, bu kadar onur kırıcı biçimde olmasaydı, yine de bir Kurtuluş Savaşı başlar mıydı? Onun üzerinde çok düşünmeye başladılar. Ermeni intikamı olmasa, işte çünkü o şeyden, tehcir olayından sonra Fransızların bir de kendilerince çok cin gözlükleri oldu akıllarınca. Ermenilerden jandarma gücü kurdular. Bilmem ne yaptılar. Yani tutunmamak istiyorsan bir yerde böyle yaparsın. Aptalın biri bana sorarsan ama onu kolonyalist bir ustalık zannediyor. Çünkü öbür kolonilerde öyle hareket etmiş. Ayırt edemiyor herif. Lam'la cimi ayırt edemiyor. Yani lam cin gibi görünür, cim değildir. Elif de lam değildir. Bunu böyle şekilleri karıştırınca ayırt edemezsin. Biz onun için o misali veriyoruz. Yani sen Çukurova gibi bir yerde Ermeni jandarma kuvveti kurarsan o milletin hiç niyeti zamanla yoksa da hemen ayaklanırlar. Çünkü can gidecek Maraş'ta falan. Yani bu böyledir. Efendime söyleyeyim, İstanbul'da mesela çok yanlış hareket etti Britanya idaresi. İleri fikirli Türkler bile İngilizlerden nefret ederlerdi. Yani Frankofon adam, Frankofil İngiliz'den nefret ediyor. Sur içindeki halk Fransız severdi. Çünkü Fransa'da Türklere karşı çok saygısı olan, yani bizde milliyetçiler yanlış değerlendiriyorlar o işi. Baksınlar, okusunlar önce. Yani gidip siciline falan baksınlar.
Fransa Depre girdiği zaman evet at üstünde giriyor ama Fatih Sultan Mehmet olmak için değil. O Fransız ister jiple girer atla. Eski asker de jiple girmez bir yoluna yani. Çok önemli bir şey. Fransızlar teatraliteyi severler bir de. Bu çok önemli. Ama Türklere karşı çok saygısı var askerlere karşı. Ve diyor ki istikbal yok diyor yani bu Anadolu'dakiler Jön Türklerdir. Onlar başkadır. Viye Türkleri boş verir de diyor ihtiyar. Okuyor yani o. Okuyor tabii canım adam. Mesela tıpkı Metaksas da öyle demiş şeye. Aynen birinci sınıf bir kurmay. Ne diyorsun sen ya oraya çıkabilir miyiz biz falan demiş. Ordusu ölmez bunların. Sabaha karşında bulursun. Çünkü herif kurmay olduğu için Türk ordusundaki geleneksel bağları tespit ediyor. Yani bir çavuş hiçbir zaman albayını, yüzbaşısını, sevdiği yedek subayı kaybetmez. Kaybetmez, bırakmaz. Etmez yani hep takip eder onu. Bir teğmen sevdiği albayı takip eder. Albayın her zaman için ön planda bakacağı kendi generali paşasıdır yani. Bunlar sivil hayatta da böyle devam eder gider. Böyle bir şey Avrupa'da çok sık göremezsin. Hele alt kademelerde falan. Kimse Prusya'da görülmez mi? Hayır efendim. Ne Prusya'da nasıl görürsün ya? Şimdi Atatürk'e soruyorlar. Bunlar bunu niye yazmadı onu da anlamıyorum. Üç tanesinden duymuşumdur. Tevfik Bıyıklıoğlu'ndan Ulu Bey duymuş. Afet Hanım'dan da duydum. Paşam hangi orduyu tercih ediyorsunuz demişler. Yani Prusya Alman ordusu mu Fransız mı? Fransız demiş. Niye? Çünkü demiş Kaisersmanöverlerde, manevralarda gördüm demiş. Ferik gelmiş demiş, Livay'ı kırbaçlayıp hakaret ediyor demiş. Yani kırbaçlıyor da pataküte gebertmiyor işte böyle hakaret ediyor mendil atar diye. Üstüne de herhalde idiot, arşlok falan bağırıyor herife. Manevrada bir şey ters çevirdi diye. Böyle bir şey düşünebiliyor musun sen? Halbuki Picardy manevralarında General Foch Temel'e gelmiş, Savoy mon ami demiş, Savoy mon general falan işte ordu böyle olur demiş, demokrat ordu. Şimdi onun kendine göre görüşü var. Böyle bir ordu burada devam eder mi? Yani o liva, o generalle ne kadar ilgi kurar? Başka livalar, başka tuğ generaller, tüm generaller ne kadar kurar? Bunların hepsi böyle itiş kakış heriflerdir. Rekabet vardır. Çok azın arasında bağlantı vardır. Bunlar kendi aralarında bağlanamadıkları için zaten demokrasiden memnun değiller. Weimar demokrasisinden okey. Peki hak verelim size. Ortalığı şey götürüyor. Halledemiyorsunuz harp sonrası tazminatı şunu bunu. Niye geldiniz bir araya gelemiyorsunuz da gidip sokaktaki iple? Onun peşine takılıyorsunuz, iplerin peşine değil mi? Yani bu olacak iş değil. Onun için belli ki burada bu yapı gitmiyor. Türkiye'de bu böyle değildir. Onu bilmek lazım. Bunlar bu bir... Ve bunu Metaksas biliyor. Evet, Metaksas da biliyor. Fransız Depre de biliyor. Görünüyor bu, bilinir çünkü. Öbürlerinin haberi yok, öğrenmeyi de ondan. Ve bunlar sivil sektörle de aynı şekilde bağ kurarlar. Onun için demiş, sabah karşına çıkıverir bunlar demiş. Ne hayali kuruyorsun sen, girme içeri demiş. Çok önemli. Bunu yapamadılar. Arkalarında zırhlıları bekliyor diye taze ordu tabii savaşa girmemiş. Bilmez, Balkan ordusu bir yere çıkmayı bilmez. Bir yere çıkıp idare etmek bir ordu için çok zor bir şeydir. Geleneğin olacak arkada. Yüzlerce yıllık, öyle 10 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bir memlekette iyi subaylar olsa, halkın askeri iyi çarpışsa da ki Yunan ordusunda bu vasıflar vardır. Ne istediğin disiplini görürsün. Hele hele bir yere çıktığı zaman idare edemezsin orayı. Personelin de idare edemez. Vali iyi olur, memurlar beş para etmez. Yes, Sivriyatis işte şeyin İzmir valisi. Çok iyi bir adam o. Akıllı bir adam. İyi bir hukukçu. Eşit davranmaya çalışıyor millete. Venizelos'un gönderdiği komisyon yani.
bir kere en başta İzmirli tüccarlarla falan kavga ediyor adam. Yani şey yok. Çünkü o tüccarlarla ilinti kuramaz. İlinti kurmasındaki en büyük engel de kendi staffı, kendi memurlarıdır bir kere. Çok açık bir şey. Öyle bir bürokrasi yoktur, disiplin yoktur. Orduda da o disiplin yoktur. Kim askerlik oynar, kim yağmacılık yapar arada kuramaz bunu. Balkan ülkeleri o devrilsin çok gençtir bu işe. O çok açık yani. Peki, ortak dostumuz Murat'a geleceğim. Murat diyor ki, 19 Mayıs ve sonrasındaki Kurtuluş Savaşı bir şeydir diyor, bir devlet projesidir diyor. Bununla ilgili bir de kitap yazdığını görmüşsün. Bunu ne zaman yazdığını ben bilmiyorum. 19 Mayıs devlet projesi falan değil. 19 Mayıs şu, biz Mondros'ta demişiz ki, yani onu da çok millet kendine göre haksızlık, yolsuzluk diye. Şimdi bir yerde galip ordu mağlubu memleketine girer. Ve yerine göre de sükuneti sağlamak için zaman zaman operasyonlar da yapar. Ve eğer cücü yetiyorsa ilave işgal de yapar. Çok açık bir şey bu. Yani bu kadar açık. Zaten Metaksas'ın dediği o yani. İçeri girme diyor, girersen ne olur diyor. Yani girebilir ama girme diyor değil mi? Şimdi bu çok açık. Şimdi siz bunu böyle biliyorsunuz. Diyor ki herif, ben diyor mütareke yaptım diyor. Mütareke yaptıktan sonra, mütareke tarihi 31 Ekim. 8 gün sonra İngilizler İskenderun'u işgal edip Suriye'yi kontrol etmek için. O zaman orayı edememeleri lazım. Yani biz Kıbrıs'a çıkarken biz yaptık onu. Mütareke o anda imzalandı diye hala Maraş'a girmiyorsun değil mi? O ama öyle bir şey yoktur aslında. O diyor ki işte şurayı işgal ettik. Tersaneni verirsin, silahlarını verirsin, ordunun büyük kısmını terhis edersin. Onlar tamam. Bir de şey için söz alıyorlar güya. Biz karışamayız tamam mı diyorlar. Kapitülasyonların iadesi için. Onu da Lloyd George sana dedi ki bize orada söz verdiniz dedi. Bu da dedi ki bana ne kadar Mondros'tan ben Mudanya'dan geldim dedi değil mi İsmet Paşa. Yani o ayrı. Fakat şurada bir şey var. Milne Karadeniz'de. Pontikilerle kavga ediyor bizimkiler, Türkler. Bölünmüş artık Pontus'a. Karadeniz. Şimdi bunu bastırmak lazım. Yani kontrol etmek lazım. Kontrol etmek için de iddiatçı diye adı çıkmayan, iyi komutan olan, makul olan, öyle de asker görünen, arasında saygınlığı olan, ecnebilerin de üstünde müttefik olduğu bir isim bu bakımdan, efendi bir general, böyle bir harp kahramanı, Mustafa Kemal Paşa'yı görevlendiriyor. Kendi de tanıyor, yaveri hası olduğu için. Git orada asayişi sağla diyor. Bu müfettiş paşa. Yani Osmanlı nizamında bu vardır. Fevkalade yettiğiyle müfettiş paşa gider bir diktatör, konsül gibi asar, keser, yargılar falan gelir. Tabii burada artık öyle bir şey olmayacak. Mustafa Kemal Paşa orada yatıştıracak halkı halifenin adına falan. İşte şey kavga çıkmayacak da İngilizler de işgali genişletmeyecek Karadeniz'de. Çünkü İstanbul hükümetinin böyle çocuksu bir hayali var, naif. Biz bu imparatorluğu hala kurtarabiliriz. Hatta Şam, Halep, bilmem Bağdat elimizde kalır. Yani böyle bir şey olmaz. Olmaz mıydı? Olmaz, niye olsun ya? Niye sana versin? Onlar çoktan paylaşmış ve sen orayı tutamazsın artık. Yani bitmiş o iş. Onun için böyle olmayacak hayallerle koşuşuyorlar. Paşa da bunu zaten bildiği için kendine göre kullanıyor bizim adam. Yani çok akıllıca bir başka operasyon tatbik ediyor. Bu sefer hepsi ona çullanıyorlar, istediğimiz olmadı diye. Bu politika meselesi oluyor. Yani operasyon, ne operasyonu ya? 1918'deki Osmanlı hükümeti operasyon mu kuracak? Olur mu öyle bir şey? Kim kuracak? İngiliz de kuracak. İngiliz bir kere bizle uğraşmaktan yaka silkmiş. Uğraşacak hali yok. Ekonomik kriz, ordunun terhis edilmesi lazım. Yeniden asker alsa donatacak bilmem ne, nereden çıkacak o para. Yani Birinci Cihan Harbi sildi milletleri.
Daha evvel yalınayak gezen asker, Viyana'nın kartpostallarına bakın derim hep. Yalınayak geçen gençlere sen bot ve çizme veriyorsun. O kaça mal oluyor biliyor musun? Kim ödeyecek onu? Bastılar banknotu. Enflasyon çıktı. Çok korkunç bir şey. Tarihin ikinci büyük enflasyonu Amerika'nın keşfinden sonra. İnsanları alt üst eder, devirleri değiştirir. İngiltere istiyor ki bir an evvel çekilsin. Taze bir ordu olduğu için Yunanistan'ı kendi adına kullansın piyon diye. Savaşa yıpranmış oluyor. Ama bunu söylediği zaman tabii bizimkiler dehşete düşüyorlar aynı şekilde. Ve tabii Fransızlar dehşete düşüyor. Fransız Depre demiş ki, şimdi demiş Çukurova'dan 50 bin kişiyi çekerim buraya demiş. Yapar mısınız diyor Harrington. Tabii diyor, niye yapmayacağım diyor, böyle rezalet olur mu diyor. Yani Yunanistan, ya Fransızlar Yunanlıların gelmesine karşı. Karşı, realist çünkü. Oradan gelenin şey yapacağını, ortalığı karıştıracağını biliyor. Tabii sen şimdi bunu sokağa bırakırsan yorumu, Fransızlar da kendilerinden başka kimseyi beğenmez derler. Niye beğensin yani ayrıca? Tabii değil mi? Tabii Fransızlar aslında bölgede daha eski, bölgenin karakterini İngilizlerden daha eski biliyorlar. İngilizlerin oradaki tecrübesi 50 yıllık. Onlar orayı eski biliyor. Yani Fransızlar hakikaten Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Lübnan'ı İngilizlere göre biliyorlar. Çok iyi çok biliyorlar. Daha, çok yani daha eski biliyorlar. Çukurova'yı falan. Yani buralardaki azınlıkların dili de biliyorsunuz. Kullandıkları da Fransızcadır. Levantenler Fransızca konuşurlar. Biliyorlar artık huyunu suyunu anlamışlar. Bir de Fransız halkı berbat oldu birinci harpte biliyorsun. Yani o Verdünler, Marnlar falan iyi güzeldi. Yani milyonlarla asker gidiyor da vatan evladı Fransa'da çocuk. Yani köyler boşalıyor. Fransa'da bir aydın nesil yok oluyor ortada. Yani şey Osmanlı yok gibi. Oluyor. Evet ve Fransa kendini toparlayamadı. Yani o bir daha Belle Époque kaldı ondan evvelki. Haklı bakıyorsun rakamlara. 1914'ten sonrası Fransa arasında uçurum hiç var. O gelmemiş. Ta 55-60'a kadar sürdü o rakamlar. Ki bence vallahi hala bile tam toparlamış değil Fransa. O günlere çok uzak. Oradan yani şey treni kaçırınca tabii dökülüveriyorsun. Yani o vagonu yakalamak çok zor her haliyle. Peki, Cumhuriyet'in kuruluşu. Atatürk bu cumhuriyeti bir fikir olarak ortaya atıyor. İlginçtir, kabul de ettiriyor. Hangi güçle kabul ettiriyor bunu? Çünkü kimse vallahi ondan başkası yok. Bu konuda tek çalışma enteresan. Bu yaklaşımla bastırmadı galiba hala. Ben de çünkü ham hali var. Mustafa Kemal Paloğlu vardı. CHP milletvekili Sivas'ın. Ve milletvekilliğini sona erdikten sonra bizde doktora yaptı. Çok şey bir adamdı, müddekik bir arkadaştı. Oradan biliyorum, o havayı işledi o. Yani aslında meclisin içtimalarının artık orta döneminde bunun kokusu geliyor yüksek zümreye. Muhafazakarların fevkalade direnmeye başlamaları, işin ucunu kaçırmaları, Ali Şükrü falan, Ali Şükrü eskiden beri muhaliftir ya, oradan ileri geliyor. Yani Cumhuriyet'in geldiğini anlıyorlar ve muhalefete başlıyorlar. Yani o kadronun pek öyle artık hilafet ve saltanatı kurtarmayacağını, daha başka şeyler yapacağını en azından hissediyorlar. Yani bir enver gelecek diye korkuyorlar. O besbelli. Ve Cumhuriyet kokusu da alıyordur. Onlar onun ismini, cismini pek koymazlar ama böyle bir korku var. Bir taraftan da tabii enverciler de zaten İttihat Terakki'nin içindeki enverciler de oradan cesaretleniyorlar. Enver Paşa'nın kendisi de herkesi bu sefer şey zannediyor. Yani diyor ki çekiniliyor bizim gibi olacaklarından. İşte biz gidip yapalım. Hayır sen yapamazsın, bitmişsin artık. Yani büyük komutan olmadığın anlaşılıyor. Ama yine de hazırda bekliyor Enver kenarda yani. Bekliyor. Sakarya'yı kaybetse Atatürk gelecekler. Girecek tabii. Yani Anadolu harap olduğunda girecek. Ne yapacak Allah bilir. Allah bilir. Muhtemelen daha kötü gelecek. Peki. Yani Kayseri'ye çekilsek belki gelecek. Gelecek.
Gerçi o sırada Atatürk'ün o çok ağır hakaret dolu mektupları da var. Evet, o artık kaçırmış kendini ama bu belli ki Enver'e karşı olan iddiatçılar da mecliste bu taraftalar. O Adı günden de. Sonra kesinlikle artık ne yaparsan senin hesabın. Buna işte Memduh Şevket, Esendal parantez içi, tabii Mahmut Celal Bayar parantez içi, daha kim işte say sayabildiğin kadar. Kazım Karabekir Paşa çoktan İttihat Terakki aleyhtarı zaten o da. Peki Kazım Karabekir o zaman çok güçlü. Yani Atatürk'ten sonra belki o sırada yani Anadolu'da... Güçlü, çok saygı gören biri. Bugün de öyle. Çok... Herhangi bir İstiklal Harbi tarihini okuyan, bu memleketin tarihine bakan insan, hatta benim zamanımda Karabekirci ilkokul hocaları vardı. Onlar hep Karabekir Doğu'da falan diye kafamıza şeyle yazmışlar İzmir'e. Bizim bile. Yani bugün bile hayran olunmayacak bir adam da değil, entelektüel. Zaten İsmet Paşa da onu çok severdi çok ve saygı duyardı. Biliyorsunuz meclise soktu ve meclis reisliğine şey yaptı, böyle yer ettirdi. Ölümle bitti onun meclis reisliği. Hemen arkasından Ali Fuat'ı koydu. Triumvira'nın bir ara böyle sulhu sağlandı bu sayede. Çok önemli. Triumvira derken Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir Atatürk'ü desteklediler. Başka kimse yok, yok o kadar. Çok açık. Kazım Karabekir yani, niye destekledi? Kazım Karabekir doğuda menzilde oradaki faciayı görüyor. Yani orada savaş devam ediyor Ermenilerle Türkler arasında. Ve Ermeniler kısmen örgütlenmiş. Onu da kimse abartmasın yani. İşte Antranik Paşa falan sanki tanklar toplarla geliyor. Öyle bir şey yok. Yani o da işte o kadar örgütlenmiş. Türkler ise darmadağınık ve ancak şeyler halde, mevzi çeteler, komiteler halinde. Kars Cumhurbaşkanlığı'nı yapan Cihangirzade'nin notlarını okumakta fayda vardır. Ve bir şey yayınlandı o tarih kurumunda, basılmadan bekliyor arşivde. Kars Milli Mücadelesi'yle ilgili Rusça mektuplar var. Cihangirzade'nin muhalifleri Kolçak'a yazıyorlar. Burada bu Cihangirzade'den bir iş çıkmaz. Kolçak sen buraya gel, biz seninle çalışalım. Bu Ermenileri, İngilizleri kovalım falan gibi mektuplar. Onu ben nereden biliyorum? Babam çevirmişti kurumun şeyine kondu. İnkılap Müzesi'ndeki evraktır onlar. Yani şunun için zikrediyorum. Bir de o öne çıkan yerel komutanlar, politikacıların hayatları zordur. Yani herkesin muhalifi var, kıskananı var falan. Orada o disiplini bastıran bir Osmanlı generali olması, yani imparatorluğun bir generali olması, tabii harp konusundaki tecrübeleri ve başarılarıyla Kazım Karabekir Paşa orada onu. Fakat çok şeysiz bir asker olduğu için makul ölçen biri, yani paşanın geleceğini ve komuta kabiliyetinde seziyor. O istifa ettiği halde emir ve görüşünüze hazırız komutanım diyor. Yani özeti budur, askerlik yaptınız. Doğu zaten kurtarılmış vaziyette o şeylere. Mahalli Kafkas ordularına karşı güçsüz onlar. Ve ondan sonra bu taraf için bir şey açılıyor. Yani bir destek o. Hani bir ayak basacak bir nokta oluyor orası. Çok önemli bir şey o yani. Ama mesela Kazım Karabekir de karşı koymuyor. Neye? Cumhuriyet fikrine. Hayır, hilafette biraz tereddüt var. Orada tereddüt var. Ve padişaha yemin etmiş bir adam ama koymuyor. Niye koysun? Yani belki en ön saftaki değil. Belki Kazım Paşa ile Atatürk Cumhuriyeti 1919'da konuşsa bu iş öyle olmayacaktı. Onu öyle düşünmüş Atatürk. Olabilir. Fakat ondan sonra koymuyor. Zaten artık belli. O çarşamba, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi zaten. Şimdi de geldi. Kim karşı koyacak? Ancak beyniniz küçük olanlar karşı koymaya kalkar onu. Fazla öteni de
sevmezler. Mesela hiç öyle bir görevi olmadığı halde Giresunlu Osman Ağa Ali Şükrü Bey'i kaldırıverdi ortadan. Ya sen paşaya nasıl karşı çıkıyorsun, bizi mahcup ettin diye yani bütün amaç o. Topal Osman. Evet. Peki, senin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Uzun uzun tutup yormak da istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bu 29 Ekim dönemi seni çok yordu. Yani evet. Türkiye'yi boydan boya gezdin. Evet. Almanya'dan aynen. Kazakistan'a gittin, bütün coğrafyayı dolaştın yani. Neredeyse Enver Paşa'nın izinden yürüdün. O kadar fazla. Almanya'ya gitmedim Allah'tan şükürden yani. Nerede? Hollanda'da mıydın? Hollanda'ya kadar Belçika'ya. Ha, Belçika'daydın. Pardon. Konuştuğunda Belçika'daydı. Belçika bu. O yüzden seni bugün Romanya'ya daha da çok Romanya'ya gittim. Bak o iyi. Evet. Romanya'daki Türk takımı, Türk hani minoritesi bütün Balkanların elan en şey yani en ruhen sağlam, kişiliğiyle rahat ve o yüzden de o memlekete en çok bağlı faydası ve bağlı. Faydalı bir azınlığıdır. Bu bir örnek olmalı öbürlerine ama işte onu bilemiyorlar. Senden özetle şunu rica edeceğim çok da vaktini almadan. Bu 100 yılın içerisinde senin gördüğün doğrular yani Cumhuriyet kurulurken çok doğru bir tavırla kuruldu gördüğümüz evet. kadarıyla. Ve yine bugün değerlendirdiğimize göre Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların yaptığı bir anlaşma var. Versay Anlaşması. Evet. Bu anlaşma için bütün barışları sona erdiren barış. Barış oldu ve Almanya tam erdirdi. Kendine göre mahvetti dünyayı. Buna mukabil daha sonra Osmanlı'nın imzaladığı Lozan ise bugüne kadar hala süren ve inşallah bundan sonra sürecek olan bir anlaşma. Çünkü süngümüzle girdik yeri istediğimiz yerlere. O girdiğimizden başkasını vermediler. Tabii hala Türklerin bazı yerlere böyle özlemle bakmaları anlaşılır. Selanik, Musul, Selanik, Kerkük gibi. Allah adalar, Fars, hepsini saymaya lüzum yok. Biz saysak televizyondan irredantizm yapıyorlar diye derler. Şey duyulur. Bu da normal ama bu iş halledilmiştir. Türkiye dışarıdan atılan azınlıklarını, Türk azınlıkları o günden beri her zaman çok iyi absorb etmiştir. Yani çok yararlandırılmış biçimde yerleştirmiştir. Onların da geldikleri ana vatanda hadise çıkarmadan yola devam ettikleri açıktır. Uyum sağlamışlar. Evet, hatta mesela Tuna boyundan gelen, Bulgaristan Cumhuriyeti'nden gelen Türkler Kıbrıs'a yerleştiler. 10 bin kişi çok iyiler. Yani Kıbrıslılar onlardan memnun. Onlar Kıbrıslılardan. Öyle rastgele yerleştirilen ve şikayet konusu olan öbür adamlar gibi değiller. Değil. Çok açık bir şey bu. Böyle gelirse oluyor. Ama bunun dışında tabii ekonomi gelişti. Yani Türkiye bugün bir industrial power dedikleri şeyden. Bu büyük bir power değil. İkinci devrime pek geçemedik ama geçeceğiz. Mühendislik, tıp bunlar büyüdü. Boşuna tıp adamlarına saldırmıyor bir sürü ruh hastaları. Onlar siz zannediyor musunuz? Kızgınlıktan falan oluyor. Kışkırtılıyorlar. Ayrı kim kışkırtıyor? Sağlık personelini artık yetiştiremeyen ülkeler. Yani kendi ahlakları içinde sağlık personelini doyurması, yetiştirmesi gerekir. Yani onu beceremeyip buradan çalmak istiyorlar. Ucuza böyle tuhaf. Ondan sonra bir takım ilimler gelişti, insanlarımız gelişti. Bunu söylemek tuhaf ama gelen göçler dolayısıyla eğitim ve beslenme dolayısıyla hatta daha güzel bir ırk çıktı ortaya. Yani boyları bostları uzadı insanlar. Yani sen kuzeyden gelen göçlerden bahsediyorsun. Kuzeyden gelen, içeriden gelen yani böyle bayağı bir güzel ırk oldu. Evet, hakikaten güzel ırk oldu. Çok güzel. Efendim bu Türk ırkının bir de güzel giyindiğini tekstil sanayiyle bakın müthiş bir şey. Çoğu yalnız Avrupa'dan daha şık giyiniyor kentliler. Ortada görününce yalnız ağızlarını açmasınlar. Evet. Orada bitiyor. Orada bitiyor maalesef. Bu nedir? Eğitim. Eğitimle... Cumhuriyet eğitimde sınıfta kaldı mı? Başında çok kıyak gidiyordu ilk üç sınıfta. Sonra çuvallamaya başladı Cebir'e gelince. Bu çok... Hangi yılda çuvallamıştır sence? Bence 1940'ların sonundan itibaren başlamıştır. Demokrasidir. Demokrasinin demokrasi eğitimi çıkartıyor. Beceremediği bir iş işte.
Yani adama peynir ekmek dağıtır gibi lüzumsuz eğitim kurumları, çürük çarık dayatamazsın. Ve kendi dersiz, sakat ideolojileri dolayısıyla bazılarının zannettiği gibi o Demokrat Parti ile gelmiyor, CHP'de başladı. CHP her zaman bu gibi işleri başlatan bir partidir. DP'liler de CHP'lidir zaten, hiç boşuna parti kavgası yapmayın. Yapmasınlar. Onu Karadeniz'de yaparlar. Hani biliyorsun ya, ortadan akan çayın iki tarafında ayrılmış köy. Biri DP'li, öbürü CHP'li. Camileri de ayrı. Şimdi burada ezan okunuyor. Diyormuş ki, ha dursun diyormuş. Bu okunan ezan onlarınki midir? Bizimki midir? Bizimkidir daha demiş. Eyleyse aziz Allah demiş. Yani, yani o hale kadar gelişi işin oralarda. Tepedeki adamlar aynı kuyudan çıkıyorlar. Bu böyledir yani. Bu tip bir kristalist oluşturma, yani herediter siyasi terbiye alımı Avrupa'ya has bir şey maalesef. Mesela Yunanistan'da vardır aristokrat takımında, işte Bulgaristan'da vardı. Türkiye'de bu yoktur, bunu size söyleyeyim. Yani insanların hayatlarında kaç partiye girip çıktığını Allah bilir. Hele dededen babadan hiç saymaya kalkma, yani kimse bilemez. Onun için bir takım şeyler ortaklaşa gitmiştir. Eğitimini ortaklaşa berbat ettik. Öğretmen profilini sildik ortadan. Birisi köy enstitülerini okudu. Gene aynı parti aşağı yukarı eğitim enstitülerinin canına okudu. Yerlerine kuran eğitim fakülteleri eskilerinki gibi öğretmen yetiştiremez. Hiç konuşmasınlar boşuna. Efendim dini eğitim verelim dediler, verilmedi, çok kötü oldu dediler. Okey, verin, böyle mi verilir? Böyle mi verilir? Yani doğru dürüst okuma yazma bilmiyorlar. Arapça falan yok ortada. Körükler kendileri şikayet ediyor ve kaçıyor. Hiçbir şey öğretmiyor diye. Bilmem kaç yüz tane, bin tane okul açmakla iş olmaz. Nasıl okutuyorsun? Kim geliyor? Kim okutuyor? Nasıl müderris kim? Öğretmen kim? Çocukların kendileri kaçıyorlar. Biz buradan bir şey olmayız diye. Onun için bu çok önemli. Klasik eğitim, klasisizm. Demin bahsettiğim Türklerin fakülte dülletri. Bunlar devam ettirilmedi. İltihari coğrafyanın ağırlığı. Ondan bahsetmiyorum. Demek ki eğitimde geriledik. Menajeryal sınıf kuvvetlendi. Fakat bu saydıklarım çok fragil, kırılgan, hassas şeylerdir. Böyle davranırsan kaçarlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük problemi nepotizmdir. Yakıncılık, akrabacılık, yani hemşericilik, hemşericilik ve tarikatçılık ve bilmem ne mezhepçilik falan böyle parti şeyleri. Bu hep var mı Türklerde? Hayır efendim, Osmanlı İmparatorluğu'nda bu yoktu. Çünkü istemez saltanat. Yani bir ikinci dinasti çıkarsa vezirlerden falan kendileri götürürler bir şekilde. Çandarlıların numunesi ortada. Sokullu'nun suikastı son derece palavradır. Çünkü dinasti kurmaya başladı adam. Nevşehirli İbrahim Paşa'yı bile ben eminim ki öbürü seve seve sokaktaki serserilerin önüne attı. Çünkü o da başlamıştı. Olmaz. Tanzimat'ta bile olmadı mı? Nepotizm maalesef bizde Demokrat Parti, CHP bu devirde ortaya çıkmıştır. Yani Kemalist devirde de çok itibar edilen bir tarz değildir. Ama Atatürk zamanında bile bu ilk imar kanunu çıkacağı zaman milletvekillerinin arazi kapıştığı... O arazi kapışıyor herif, onların işi o. Yani... Mübadelede mesela gelen mübadillere arsa verdirtmiyorlar. Bunlar çalışmaz, bey olur başımıza diye. Kendileri kapatıyorlar. Belirli yerlerde var bu. Yani o her zaman... Yani bir eğitim, iki nepotizm. Evet, nepotizm. Bu bizim cumhuriyetimizi de, halkımızı da, devletimizi de yaralar götürmese bile. Bunun kesinlikle önü alınacak. Yani bu ortak bir projedir. Bu projeyle bir kere en başta tabii kavga etmesi gerekenler o partiye, bu partiye yamanıp abuk sabuk doktrinlere yağcılık yapan entelektüeller değil, hakikaten kendi
görüşlerini, duruşlarını, çünkü entelektüeller bir gayri memnun zümredir her yerde. Yani onlar bonum et malum intelligent dediği rahiplerin iyi kötüyü temiz edebilen insanlardır. O vasıflarıyla bir vicdan olmak zorundadırlar ve tenkit etmek zorundalar. Bu nepotizm götürür insanları. Yani müzelerin personeline kadar bir parti, bir kafa, bir memleketin insanı. Nereden bulacaksın ya? Yok öyle bir şey. Demin örnek verdik. En diktatör, totaliter rejimler bile tatbik edemez bunu. Yoktur o kadar adam yani. Niye Doktor Schacht'ı seçmiş Hitler? Çok bayıldığından mı? Doktor Schacht gibi adamların grubundan nefret ederdi Naziler. Sağ konservatif derlerdi. Adenauer öyleydi. Kardeş arkadaştır onlar. Ama mecburen getiriyor çünkü yok başkası kullanacak onun için. Daha da kötüsü adam işte Yahudi muhabbeti getiriyor yani onun açısından. Çok önemli. Yapamazsın. Olmaz. Uzman ister. Uzman sana göre yetişmez. Nereden geldiği, nerede durduğu belli değildir. Bunu anlatamıyorsunuz. Bunu anlamıyorlar. Zannediyor ki kendi takımıyla herkes her yeri götürür. Bu böyle bu hükümet partisi için falan değil. Öbürü iktidara gelse orada. O da ayrı soru. Neler var orada ne? Yani sen bir eğitim, iki nepotizm. Bu iki... Yani başka ilk bir sakatlığı yok bu cumhuriyetin. Bu cumhuriyetin iki büyük sakatlığı. Efendim bir... hırsızlık varmış falan her yerde var. Hırsızlık olmadan olmaz. Tabii o da zaten bu iki unsuru ortadan kaldırırsan o da azalır zaten. Bir tenkit olur. Daha fazla tespit edilir ama böyle gitmez bu. Peki bundan sonraki yüzyıla nasıl bakıyorsun? Sen bundan geçen yüzyılın 75 senesini yaşamış. Olarak bakıyorum. Şu bir şey var, bir de tabii şeyi ölçecekler, göç meselesini. Türk halkının etnik olarak kültürünü, şeyini, yaşam tarzını yaşayan kitle hayli geniştir. Yani o demin dediğimiz geniş coğrafyada yaşar. Bunların buraya gelmesi lazım. Yani Çinliler yok etmeyi istiyorlar Uygurları. Bu bir menhus bir şey değil. Yani biz... Suriyelileri alacağımıza Uygurları mı alma dedik? Ben çünkü onlar ziraat biliyor, iş biliyor, bilmem ne biliyor. Tabii onu alacaksın. Ne işi var Suriyelinin burada? Hiçbir işi yok. Suriyeli anlamaz burada. Yani iyisini almışlar zaten Almanlar. Suriyeli orada kalacak. Tabii yazık bir millet ama aslında da bir millet olmamanın bütün muzurluklarını da yaşıyorlar. Yani organize olamıyorlar. Örgütlenmeleri yok. Bir idealin etrafında toparlanmayı bilmiyorlar. İşte görüyorsunuz küçük bir azınlık militant metotlarla birleşip bir araya gelip Hafız Esat'ın takımı bunları istediği gibi sürtüzetli de attı. Olmaz. Bunlardan bir şey gelmez bu tip bir kitle. Bunlara bir fayda gelmez. Gelmez. İyi bir mülteci takımı değildir bu. Asya'dan gelirler. Afganlı diye basıp bağırıp oturmayın Afganlı'nın içinde. Bir sürü Türk var ve Afganlar iyi bir kavimdir. Ne olduklarını çalıştıranlara sor, köylülere sor. Sen ne konuşuyorsun buradan? Oturduğun yerden Afganlı diye bağırdın mı? Yani diyor ki, hepsi diyor yalnız erkekler geliyor diye. Evet, 3000 kilometreye karısıyla mı gidecek herif? Yani Monaco'ya kağıt oynamaya gitmiyorlar. Yani felaket bir şey bu yani. Bunları anlatamazsın bunu. Adam gelip tutunacak ki ondan sonra dişisini getirecek. Ya dişinin kendi gelecek ki ondan sonra erkeğini getirecek. Biz Almanya'ya nasıl göç ettik oradan baksana bir kere. Herkes karısıyla mı gitti? Bir bavul aldı gitti. Bazen de kadınlar gitti kocalarını getirdi arkadan. Bu çok açık bir şey yani. Böyle gidilir. Göç böyle yapılır. Ne iş yapıyor ona bakacaksınız. Peki Türkiye ziraatı ölmüş. Ölmüş. Niye ölüyor? Kuraklıktan mı? Daha gelmedi o da. Onu işleyecek adam yok. Adam yok. Herkes şehre geldi. Geçen gün Erhan Afyoncu ile konuşuyorduk bunu. Erhan diyor ki köydeki kızlar televizyondaki kültürü gördükleri için
artık davar kokan erkeği beğenmiyorlar diyor. Öyle o yüzden. Mi? Peki davar kokan herif de orada karıları görünce bunları beğeniyor mu? Ondan onu sor. İşte yani. Karşılıklı bu. Karşılıklı. Bu da ama bir mazeret değil. Kusura bakmasın Erhan Beyciğim. Köydeki insanlar bir kere analarıyla babalarını beğenmiyorlar. Niye beğenmiyorlar? O morukla o koca karı cır 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 bunların tepesinde ötüyor. İş yapmalarına, parayı kazanmalarına, kendilerini geliştirmelerine mani yok. Gidin bakın batıdaki, Avrupa'daki köylerde ihtiyar ihtiyar. Dönebilir, oturur. Büyük annedir, saygı görür. Öbürü de çalışır adam akıllı. Böyle bir yapıyı köyde göremezsen gençler kaçarlar. Kimse ebediyen cehennemde çalışmaz. İkincisi, pazarlama imkanları çok kötü. Kooperatifçilikten vazgeçtik. O zaman devlet yapsın bunu. Mesela Demokrat Parti'nin ilk tutunma nedeni silolar ve toprak mahsulleri ofisidir. Bu şekilde böyle dalda çürümez meyve, domates bilmem ne. Bunun planlaması yapılır. Bu olmaz. Hülasa Türk köyü göçmen bekliyor. İş anlayın göçmen. İnsanlar çoktan şehre gelecek olduğunu, Suriyelileri değil, Orta Asya'dan gelecek göçmenleri bekliyor. Şehirde ne yapıyor ben ya göç Suriyeli? Ne işi var? Bana tıkarlada çalışan lazım. Yok. Vallahi geçen gün bir Özbek çocukla tanıştım yolda. Nasıl yapıyor? Her sabah senin eve girip köpekler alıyormuş zaten. Tabii. Evet. Seni çok seviyor. Taşınacaksın diye dövüp atlıyor. Burada köpekleri gezdiriyorlar. Orada günde dört işte çalışıyormuş. Evet, var mı böylesi? Yani var mı? Bu adamlar bana sordu, Özbekistan'a döneyim mi diye. Dedim, ne bana soruyorsun? İlber Hoca'ya sor dedim. Sen döneceğin zaman dersin, o kadar. Yani orası da çok güzel. Ben gittim, baktım oraya. Orada şundan çok şikayet ediyor. Diyor ki, Özbekistan'da cehalet öylesine yükseldi ki diyor, müthiş bir diyor dincilik başladı diyor. Tabii. Ve bu dincilik diyor, bütün eğitim her türlü kurumu ortadan kaldırdı. Evet. Dönersem diyor, benim babam diyor komünist rejime yetişti ve Allahsız kitapsız bir adamken diyor, şimdi fakirlikten diyor, bu dünya gitti bari öbür dünyayı kurtarayım diyor, dine geldi diyor. Tabii çünkü aynı şey işte, komünizmden kalma beceriksiz ve ahlaksız idareciler bu hale getirdiler her tarafı, o değişir. Ama o insanlar çalışıyor ve o toprağı işliyorlar. İşte. Bu çok açık. Buraya gelsinler. Uygur buraya gelsin. Çünkü istikrar bırakır mı Çin gelmelerini? Çinlileri. Uygurları. Çinliler onları kesecek ya. Yani bu şey değil. Kuru laf değil. Biz ya. Kaçanları geri veriyoruz oraya. Yok efendim, yalan söylüyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Ondan sonra başka memlekette Türkistanlı haydutları şöyle yapıyoruz diye tebliğ yok. Polisleri. O yok. Biz Türkiye'ye gelenleri Türkiye iade ediyor ya, onu diyorum. Kim? Türkiye bir sürü Türkistanlı içine geliyor. O bir de bir partinin ahlaksızlığı. Hem milliyetçi geçiniyorlar çok aşırı. Hem de Erhan Bonnetik diye gelen evet. Türk'ü geri vermeyi. Ya biz adam geri vermemek için Rusya ile harbe girmişiz 1853'te. Yani bunlar bana yutturuyor böyle adamlar. Bunlar biraz uyanık olsun insanlar ya. Ne yaparsanız yapın da tutarlı yapın yani. Doğru. Bu kadar açık. Gelecek yüzyıldan umutlusun yani. Evet. Devlet kendini yenilemek zorunda. Nepotizmden vazgeçilmesi lazım. Bu korkunç ayaklanmalara da sebep oluyor. Yani ilelebet iki vilayeti dolduramazsın bürokrasiye. Öbürleri ne yapacak? Hadi bu sefer onları alayım, bunları atayım desen o ayaklanır. Onlar başka? Çok tehlikeli bir oyundur nepotizm. Yani çok tehlikelidir. Ömrü kısadır böyle bir saltanatın ve vahim sonuçları doğar. Onun için o konuda dikkatli. Bu kalır mı? Kalmaz. Ama kalmaması valla çok daha feci şeyler doğurabilir. Onu söylüyorum. İkincisi tabii marifte ihtisasa dikkat eden, seçkinciliğe dikkat eden. Çünkü maalesef insanların hepsi aynı kabiliyette doğmuyorlar. Ona göre ihtisasa dikkat edilen... Ve zihniyet değişir o zaman. Zihniyeti değiştiremezsin. Zihniyet değişir. Yani muslukçuyla, iyi marangozla, ordinaryosun aynı hürriyet, hürmeti gördüğü, aynı parayı kazandığı bir toplum modeli. Bu böyledir dünyada. Yani bir zamanlar böyleydi. Ben ustaların ordinaryosunu gördüm. Rahmetli Hüsnü Diker'i.
Yani dikişi var geride kalan. Kaç ordinaryosun eseri kaldı muhallet olarak Türk toplumunda, değil mi? Evet. Sayılı. Onun için böyle şeyleri göreceksiniz yani. Bunlar çok önemli şeyler. Ve bu mesele bu şekilde halledilir. Tabii hiçbir şekilde Türkiye ordusuyla ve zabıta kuvvetleriyle muhasım olamaz. Bu çok yanlış bir şeydir. Türkiye'de ordunun hem medeniyetin gelişmesinde rolü vardır. Devletin oluşmasında rolü vardır. Hem de oluşmasında vardır. Hem de biz dediğim gibi Lüksemburg tükalığı değiliz. Benelüks'ün içinde yaşamıyoruz. Etrafımızdakiler hiç tekin adamlar değildir, onu söyleyeyim. O yüzden orduyu korumamız lazım. Korumamız lazım. Peki orduya dinin sonra ve siyasetin girmesi? Sonra diye böyle 200 bin tane Rus'u Ukraynalı'yla birlikte Antalya'ya, 35 bin adamı Kıbrıs'a yerleştirmenin çılgınlıktan farkı yok. Ne diye o kadar zahmet edip o zaman bu kadar masraf, bu kadar şühedayla Kıbrıs'a çıktınız? Yanı başımızda Suriye'de var artık Putin, bundan sonra Rusya var. Ne kadar öyle bir arada yaşayabilirsin burada böyle koca koca kolonilerle. Neydi belirsiz adamlar. Antalya'da bizim tanıdığımız Rus, Türklerle evlenip gelen, çocuklarını iki dilde, iki kültürde yetiştiren sempatik, güzel insanlar. Şimdi oraya kimler geldi? Kendileri bilmiyorlar. Öyle herkes alınır mı ya bir memlekete? Akıl var, şey var yani, izan var herhalde. İber abi çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, teke tek bilimlere başlıyoruz. İlber Hoca'yla da, Celal Hoca'yla da, Ahmet Arslan'la da. Önümüzdeki aylar içerisinde izleyicili teke tek bilimlerde karşınızda olacağız. Biletini Allah, beraber yapıyoruz bu işi. Ve 15'inde ve 16'sında ilk iki teke tek bilimin biletleri satışta. Satışta dediğime bakmayın, zaten çok büyük bölümü özellikle 15'indeki ilk teke tek bilimin biletleri de tükendi. İlber Hoca da programlarda ardından gelecek. İlk iki programda İlber Hocamız bizimle beraber olamayacak. O tarihlerde bir yerlerde yine bir devlet nişanı falan alacağı için. Sonra İlber Hoca'nın programlar da gelecek. Ama bugün biz Cumhuriyet'in 100. yılı özel serisinde İlber Hoca ile Cumhuriyet'in kuruluşunu ve gelecek yüzyıla İlber Ortaylı'nın nasıl baktığını ele aldık. Bize bu programları yapmak için destek olan değerli sponsorumuza, Kontromati'ye bir kez daha teşekkür ederek bugünkü noktalıyoruz. Hoşça kalın. Kontrolmatik Teknoloji, Teke Tek 100. Yıl özel programını sundu.